Evet, hoş geldiniz. Bu karla karışık yağmur ve dolu yağışı altında kendimizi astronomi laboratuvarından kadar geldiğiniz için teşekkür ederiz. Bugün burada ikinci kez toplanıyoruz. Türk Astronomi Derneği Kandilli Astrofizik Seminerlerinin ikincisini gerçekleştireceğiz. Bugünkü konuşmacılarımız, iki konuşmacımız var. Erzurum Atatürk Üniversitesi Astronomi ve Astrofizik Bölümü bölümünden Cahit Yeşil Yaprak ile Optofizik Bölümünden Sinan Kaan Yerli bugün bize Doğu Anadolu gözlemedi ve astrofiziğe kazandıracakları konuşacaklar. Konuşmacılardan kısaca bahsetmek istiyorum. Optofizik Bölümünden Sinan Kaan Yerli, doktorasını 1998 yılında İngiltere Sussex Üniversitesi'nde doktora derecesini aldıktan sonra şimdiye kadar ODTÜ Fizik Bölümünde çalışmalarına devam etti. Gözlemsel astronomi üzerine çalışıyor, özellikle çift yıldızlar üzerine. Cahit Yeşilyaprak ise 2004 yılında Akdeniz Üniversitesi Fizik Bölümünden doktora derecesini aldı. Yıldız kinematiği üzerine gözlemsel çalışıyor. Ve son yıllarda Erzurum'da 2004 yılından beri, pardon 2007 yılından beri Atatürk Üniversitesi'nde çalışıyor ve orada astronomi ve astrofizik bölümünü kurdu. Türkiye'de ilk kez bu isimle bir bölüm kuruldu orada. Altında. Ve bunun yanında da Atatürk Üniversitesi Astrofizik Araştırma ve Uygulama Merkezi, ATASAM direktörü. Ve kendileri şimdi bize Doğu Anadolu gözlemevi hakkında ilk çalışmaları anlatacaklar. Dinliyoruz. Teşekkür ederim. Öncelikle hoş geldiniz diyorum. Ve teşekkür ediyorum. Hem Türk Astronomi Derneği hem de Kandilli Üniversitesi bize böyle bir fırsatı verdikleri için nedeni de aslında ilk resmi davet olarak söyleyeyim. Gözlemini ilk defa tanıtıyoruz. Resmi olarak yani kendimizin birkaç yerde tanıtımlar yurt dışında ama yurt dışında aslında resmi olarak ilk defa davet edilmiş olduk. Buradan özellikle teşekkür ediyorum size. Geldiğiniz için de, fırsatı verdiğiniz için de. İsterseniz hemen başlayalım. Doğu Anadolu Gözlemevi, kısa adıyla DAK. Burada kalınca kısaca söyleyeceğimiz şeyler aslında gözlemevinin hem idaresi hem teknik altyapı yapısal çalışmaları hem de bunun şu ana kadar geldiğimiz aşamalar teleskobumuzun ve arkasına takılacak olan alıcılarımızın temel özellikleri bunu niye şimdiden söylüyoruz en azından temel özelliklerini çünkü astrofiziğe kazandıracakları konusunda özellikle de gençlerin bir şekilde şimdiden kendilerini hazırlamasını istiyoruz. Çünkü nereden bakarsanız bakın 5 sene sonra bir teleskobumuz var. 4 metre çapında her şey yolunuzu olacak. O yüzden de bu konuda şimdiden gençlerin hazırlanması bizim için önemli. Sunumumuzun temel başlıklarını söyleyeyim. Türkiye'de gözlemsel aygıtlara değineceğiz. Burada tek tek ayrıntılı girmeyeceğiz. Özellikle ulusal gözlemevimizden bahsedeceğiz. Çünkü oradaki en büyük teleskobumuz o. Dolayısıyla oradaki aygıtlar aslında Türk astronomisinin şu anda geldiği nokta zaten. DAK projesinden bahsedeceğiz. Projenin kurulacağı site yerleşkeden ve neden Erzurum olduğunu anlatacağız. Şu ana kadar neler yapıldığından bahsedeceğiz. Sonra DAK teleskobunun temel özellikleri, odak kızdırma aygıtları ve gelecek planlarıyla şimdiden başlattığımız işbirlikleri çalışmaları var. Bu konuda bilgiler vereceğiz. Sonra da istediğiniz konuda yani sorunuzla ilgili ya da sorularınızı bekliyoruz. Türkiye'de gözlem aygıtları. Burada dediğim gibi öncelikle TUG'u vermek istedik. Nedeni en büyük teleskobumuz şu anda ulusal teleskobumuz, ulusal gözlemimiz olduğu için. Temel aygıtlarını az çok herkes gözlemsel olarak çalışanlar varsa biliyormuş. Bilmeyenler için en büyük teleskobumuz şu anda 1,5 metrelik Rus-Türk teleskobu. NTT 150 diye geçen teleskop. Onunla takılı olan bazı aygıtlarımız var. Özellikle TFOS dediğimiz Faint Object Spectral Kamera, DFBOSS ve KUDE. Ayrıca KUDE tayfanlarından bir de var.
Onun dışında bir T100 teleskobu var. Şimdi orada T60 teleskobumuz var. Robotik gözlemler yapan 45 santimlik ROTS-3D dediğimiz bir teleskop var. Diğer bütün gözlem evleri, üniversite gözlem evlerinin tamamını biz bir kalemde topladık. Görüntüleme ve fotometre yapılan çalışmaları sürdürülüyor. Ulusal gözlem evleri fotometre dışında tarihsel çalışmada yapıldığı için önemli. Burayı özellikle bu şekilde geçmek istiyorum. Listeyi vermemizin asıl nedeni bundan sonra 4 metrenin üstüne konacak aletlerin ne kadar farklı olacağını göstermek aynı zamanda. Bütün hayallerimizi gerçekleştirebilecek ve o anlamda da eğitim çalışmalarımızı bu yönde yönlendirmek için bir karşılaştırma yapmak istiyorum. DART projesinin kısaca özetleyeyim ne olduğunu, hangi kaynaktan desteklendiğini. Bütçe kaynağı doğrudan Devlet Planlama Teşkilatı, yeni adıyla Kalkınma Bakanlığı, önceki adıyla DPT'si. Bir üniversite projesi olarak başlayan proje, yani bütün üniversitede, bütün astronomi camiasına, ulusal ve uluslararası hizmet etmek için oluşturulan bir proje. Projenin bünyesi, Atatürk Üniversitesi bünyesine yürütülmesine rağmen dediğim gibi bütün astronomi camiasına hizmet edeceği birinci günden beyan edilmiş. Bu yazıya da dökülmüş, onaylanmıştır bakanlık tarafından. Proje resmi olarak 2008'den beri sürüyor. 2008'de temel astronomik aletleri zirveye yerleştirmemiz de var şimdi bütün süreç. Bundan sonra hem geçmiş meteoroloji bilgileri hem kendi topladığımız bilgiler bir yandan değerlendirilirken biz kabaca 3 defa başvurduk bakanlığa. İlk başvurumuz 2008'deydi. 2008'de başvurduğumuzda projeyi kabul etmediler ama geri de çevirmediler, reddedildi. Sadece belli bir koşulu önümüze sürdüler. O da şu, bütün astronomi camiasına hizmet etmeyeceğini bize beyan edin dediler. Ondan sonra bizim hazırlıkları yaptık. Birkaç da teknik eksiğimiz var, sonraları giderken sonra 2010 yılında ciddi bir başvuruyla tekrar başlarına çektik. 2010 yılında ismini o zaman aldı. İsmini de esas o zaman aldım. Doğu Anadolu Gözlemleme Projesi. Daha önce Atatürk Üniversitesi Doğu Anadolu Gözlemleme'ydi. 2010 yılında başvurudan sonra 2011 yılı başında, Ocak ayında projenin etüt proje olarak kabul edildiği bilgisi geldi. Başlangıç ufak bir bütçeyle. Bu ilk aşamasıydı çünkü yani o etüt denilen aşamada sizden istediklerini yaparsanız bakanlık tarafından kabul edilebilir anlamına geliyordu. Bize bir yıl süre verdiler. 2011'in sonuna kadar vaktimiz var yapın diye. Biz hiç o kadar beklemeye tahammülümüz de yoktu işin gerçeği. Bütün bu çalışmaları, bizden istedikleri her şeyi 3 ayda bitirdik. Ve hemen 2011'in Mart, Nisan ayında başvuru yaptık. Mayıs'ta tekrar değerlendirmeyi almasını istedik. Bu iyi de oldu aslında. Hem bizim ne kadar hani bu işi direttiğimiz, hem de ne kadar takipçi olduğumuzun göstergesiydi. Hem de onların isteklerinin aslında temel sebebi şu, bütün astronomi camiasına hizmet edeceğini garanti etmemizi istiyorlardı. Ki bu konuda bir çalıştay düzenledik. Ve hemen hemen bütün birimlerden, bölümlerden, gözlem evlerinden sorumlu kişileri çağırıp bu konuda görüşlerini aldık. Önerilerini aldık, eleştirilerini aldık. Bütün bunları rapor edip sonuç bildirgesiyle katılımcıların tamamı tarafından imzalanan bir birikim oldu. Böylece bütün astronomi camiasının hizmet ettiğini göstermiş oldu. Bu önemli bir şeydi. Bir noktası daha var ki, yani belki bilginiz vardır ama 2011'de tekrar başvurduktan sonra 2012'de DPT bir daha açmadı. Yani bu konuda bir daha proje toplanmadı. Yani o kadar önemliydi ki eğer biz 2011'i bir yıl daha geçirseydik şu anda böyle bir teleskoptan ya da projeden konuşamıyorum. Evet. Bu başvurumuzdan sonra yani güncellemeden sonra tam bütçeyle desteklenmesi, projenin açılması Ocak 2012. Yani resmi olarak aslına bakarsanız Ocak 2012'de proje resmen başlatılmış oldu. Genelde ulusal destekler kısmına söyleyeyim. 40 kadar üniversite, yerli ve yabancı, 7 tane yerli ve yabancı gözlem evinden imzalanmış destek yazısı var. Bu aslında parasal destek değil, daha çok böyle bir çalışma olması gerektiğini, bizim de çalışabileceğimizi beyan eden destekler ama hem bakanlık açısından hem de bizim açımızdan önemli bir destek miktarıydı. Bu kadar DPT'nin de beklemediğini söyleyeyim, yani gördüklerimde onlar da şaşırdılar. Çünkü yeni üniversitelerin çoğu da böyle bir gözlemim olursa bu alanda, astronomastik alanında en azından bölüm ya da bilim açık temel yapıyı oluşturabilecekleri konusunda bir anlar oluyorlar. Başlangıç bütçesini söyleyeyim. Başlangıç bütçesi 50 milyon TL ile başladı. Resmi gazeteye açıklanan.
2015 yılı itibariyle şu andaki bütçemiz yaklaşık 70 milyon TL. Yani 20 milyon TL bir ek bütçeye talebimiz oldu, onu aldık. O şey ama, başlangıç 20 milyon. 20 milyon. Yani onun karşılığı yaklaşık olarak 20 milyon TL. Şöyle söyleyeyim, DPT açısından bu projenin önemi ne? Biz belki astronomi camiden sonra hala pek farkında değiliz ama bir üniversitenin aldığı en büyük bütçeli, bilimsel hedefi de olan tek proje. Onlar öyle görüyorlar. Ve o yüzden de sıkı takip değil. Biz sadece hani DPT tarafından takip edilen bir proje de değiliz. Birkaç bakanlık, birkaç devlet kurum birden takip ediyor. Yani takip ediyor derken sadece alımlarınızı ya da işlemlerinizi değil, ne tür hedefleriniz olduğu, işlerin nasıl yürüdüğü. Çünkü bu projenin bazı ilkleri, yaşadığımız ilkler var, bazı kazanımlar var. Bunlar da Türkiye açısından ya da benzer projeli ülkeler açısından ilk anlamına geliyor. O yüzden önemli. Başlangıç süresi 2012. Artı 5 yıllık bir süreç, 3 artı 2 yıl. DPT projesi 3 yıllık kabul ediliyor ama başlangıçta biz önerdiğimiz şey bu 3 artı 2 yıl diye. Bunu baştan kabul ettiler ve artı 5 yıl bütçeyle 3 yıl verdiler. Ondan sonra 3 yılda devam ettiler. Ana bütçeyi bir defa da vermiyorlar. 3 dilim ayırdılar. En son 2012 yılın, şey 2014 yılında 50 milyonu bütçenizde gördüğünüz için zaten ihalesini böyle yapabildik. Öyle bir durumumuz var. Yani başta 50 milyon versen birçok daha önce de ihalesi, resmi ihalesi başlamış olabilir. Temelde şeyi söyleyelim, neden Erzurum seçildi? Böyle keyfiyetten değil tabii ki, kesinlikle. Bir kere astronominin temel gözlemsel olarak çalışmak için hani temel kriterleri yüksek rakımda bir yer olması, nemin düşük olması, açık bilgi sayısının fazla olması beklenir. Bu kriterlere uyduğu için zaten bu seçildi. Kabaca bir platonun üzerindeyiz. Erzurum'un yaklaşık kendisinin yüksekliği 2000 metre civarı şehir merkezi. Dolayısıyla zaten denizden 2000 metre yüksekliği bir platonun üzerinde kurulu bir şehir. Sanırım dünyada en yüksek şehir, yani şehir merkezi olarak geçiyor. Bizim düşündüğümüz, planladığımız ve bu konuda da tahsili gerçekleştirdiğimiz arazimiz şu bölge. Buraya aynı zamanda 2011'de Üniversiyat'tan dolayı yamacın altına konak dediğimiz bir yer. Üniversiyat kış oyunları, üniversite kış oyunlarından dolayı bir altyapı da yapıldı. Ayak tesisleri var. Dolayısıyla biz de üniversite olarak şu dağın üstünde yaklaşık 2500 dönümlük bir yeri üniversiteye sırf bu amaçla gözlem ve yapılması için tahsis ediyoruz. Bunun çekildiği fotoğrafta meşhur Erzurum'un Alandöken zirvesinden çekilmiştir. Yaklaşık 10 kilometrelik bir mesafe var iki zirve arasında. 3170 metre yüksekliğinde. Evet, şurası 3100 metre, şuraya kadar 2008'lerde, 2009'da kadar iniyor şu yüksek. Buradan aşağıya plato. Aynen öyle var. Dolayısıyla her sınıfta 300-500 metre alıklarla birkaç tane teleskop koyma şansının olduğu bir yerleşkemiz var. Bunun en büyük tarafı. Hemen kış kamerada çekilmiş bir gökyüzü fotoğrafı. Kabaca hepsini bir araya getireyim. Yönleri görebilir miyiz? Tabii. Şu yön güney, güney, batı, şehir burada. Şehir bu tarafta, kuzey ne oldu? Burası Ejder Tepesi'nin tarafı. Şu yön. Şöyle ne oldu? Şunları çıkartabilirsiniz. Şimdiye kadar altyapıyla uğraştık. Altyapı çünkü önemli. Bir defa yapacağınız, bir daha da söküp değiştiremeyeceğiniz bir altyapı. O yüzden önemliydi. İlk yaptığımız işlerden birisi aslında gökyüzüyle uğraşıyoruz ama jeolojik fiziksel çalışmayı bitirdik. Jeofizik ve sismiklerle özellikle iş yaptık. Çünkü malum Türkiye deprem bölgesi, Doğu Anadolu'da deprem bölgesiydi. Bununla ilgili 5 tane sismik cihaz özellikle bizim için yerleştirildi. Dalga hilal şeklinde, sarcak şeklinde ki mikro titreşimler dahil hissedilsin diye. Şurada isterseniz bir alanı söyleyelim. En yüksek nokta şurada bir tepemiz daha var. Şu sırtından alıp var. Şurada bir tepe daha var. En yüksek nokta. 3170'den de yüksek. Ama burası biraz ulaşılmaz bir nokta. Şurası ikinci tepemiz, şurası üçüncü tepemiz. Sırtımız biraz önce Cahit'in söylediği gibi şuraya kadar. Evet, şuradan itibaren bütün şu sırt aşağı iniyor. Şurası aşağı doğru da yine gidiyor. Buraya kadar G1 dediğimiz birinci tepeye kadar
Atatürk Üniversitesi'nin bahsediyor. Yani 2,5 milyon metrekarelik bir alanımız var gözleme yerleşmesi için. Burası tabii özel şartlarla korunması için imaj sahibinden yapacağız. Bunun için turizme de başvuruldu. Çünkü koruma altına almamız gerekiyor. Yapılaşmadan, her türlü ısı, ışıktan korunması için. Bu konuda biz bayağı bir yol aldık. Bir tek imzaya kaldı. Onu da bekliyoruz. Yok, çevrede dahil. Çevrede dahil. Çünkü eğer turizm bölgesi olarak koruyabilirsek, buraya herhangi bir yapılaşmada sadece altta şu yamacı, şurada bakın ayak tesislerinin olduğu yer, otel yapılacaksa da bu bölgeye yapılacak. Bunu zaten kendileri de beğenmiyorlar. Yukarıda herhangi bir şekilde ısı, ışık, elektromanyetik dalga üreten hiçbir şey izin vermiyoruz. Biz kendi jeneratörümüzü de aşağı koyduk. Bununla ilgili bayağı bir masraf var. Jeneratörümüz burada. Bunda bir tane telefonumuz var sadece. Onun da ısını özel yalıtım malzemesiyle aşağı fanlarla üreteceğiz. Hatta yani buradan çok da uzakta. Evet. Ve zaten tepenin arkası, tepesinin arkası. Türkiye'nin her tarafı kazılıyor sürekli. Maden, maden, her yer maden. Yani maden arama izni almak çok kolay bir şey. TUG'un da halini biliyoruz. Evet, evet. Buna karşı bir önleminiz var mı? Onu hemen söyleyeyim. Yakın çevresinde yaklaşık 10-15 kilometre çaplı herhangi bir şekilde maden ya da taş ocağı yok. Böyle bir başvuru da yok. Yeni belediye başkanıyla da hatta bir şansımız da şu. Antalya'da valilik yapan valimiz şu anda Erzurum valisi. Dolayısıyla ona da sunduğumuz bir sorumda aynı şeyi o da dile getirdi. Orada da cevabımız şu oldu. Siz izin vermezseniz kimse gelmez. Şimdi dolayısıyla bir şey daha söyleyeyim. Jeolojik yapıdan hani buraya konulaştığım için söyleyeyim. Jeolojik olarak yaptığımız etüt şu çıktı. En sert dünyadaki ikinci kaya kitlesi burada. Dolayısıyla hani madensel bir şey yok. Bazalt dediğimiz kayalar var. Dolayısıyla hani özellikle şu bölgede hiçbir şekilde yakınında maden ya da taş ocağı ile ilgili bir şey bulunmuyor. Bir potansiyel de yok. Bir diğer güzellik onu söyleyeyim. Şuraya geçmişten zirveye kadar özellikle su 3170 metre değil ama yaklaşık 3073 metre civarında iki tane su kaynağına sahibiz aşağıda. Buraya uzaklığı yaklaşık 2 kilometre. Dolayısıyla çok rahatlıkla suyu pompalayabileceğimiz bir mesafedeyiz. Yani su olarak da şeyimiz yok. Kaldı ki üniversiteden dolayı aşağıda bir gölet var. Yapay karlarında çizilmeye kadar da su zaten diğer kayak tesis tarafından pompalanabiliyor. Yani alternatif su kaynağı da bulunuyor zaten. Şu gördüğünüz yolların bir kısmı çoğu hatta zaten kayak tesisleri kurulurken yapılmış stabilize yani bildiğiniz dağ yolları, aynı turdaki yolların bir benzeridir. Dolayısıyla hani altyapısı olarak yolla ilgili bir sorunumuz da yok. Sadece birkaç yerde %15'lik eğimi biraz azaltmamız gerekiyor. Orada teleskop geldiğinde rahatça çıkartılabilsin diye. Onun dışında hani yol su sorunumuz yok. Söyleyeyim istersen. Asfalt kayak tesislerinden şurada bizim giriş sırtı, giriş sırtı dediğimiz bölüme kadar kabaca bir 2,5-3 kilometrelik bir bölüm var. Sadece onunla ilgili çalışma yapılacak teleskop gelene kadar. Bunun dışındaki her yer teleskop taşıma ya da asfaltlanacak sonra. Hayır. Yani yok. Şu site'in içi sadece. Şu bölge. Ama diğer yoldan çünkü aynı zamanda kayak pisti olduğu için asfaltta kar bir yerde birbirlerini bozdukları için onu ezebilirsiniz. Yani toz katması gibi bir konu. Aynen sadece orası. Bunu asfaltın dışında da işte master planı birazdan anlatacağız onu. Master planında bütün bu kazılmış yolların yanları da aynı şekilde düzenlenir. Yoksa hani böyle bıraktığın zaman burası dediğim gibi anında toz katması. Şimdi zirveye kadar bu yaz esas bitirdiğimiz bizi çok rahatlatan hem firmanın gelip gördüğü yani bir haliyi kazanan firmanın hem de Kalkınma Bakanlığı bize sürekli sorduğu da onları da rahatlatan bir şeyler gerçekleştirdik. 3,5 kilometrelik yaklaşık orta gerilim elektrik hattını yerden gömme hem de yedekli sistem olarak yukarıya kadar kabloları çekildi gömüldü. Hem de üniversitede Atasan dediğimiz bir merkez binamızdan buraya kadar yaklaşık o da 30 kilometre diyelim. 30 kilometre 48 kor şu ana kadar döşenmiş en hızlı en kapsamlı fiber hattı A noktasından B noktasından şehirden zirveye kadar döşenmiş en hızlı fiber hattına sahibiz. Bütün bunları yer altından yaptık ve bunları da bitirdik. Dolayısıyla hemen hemen altyapının %80'ini tamamladık için gerçek. Yine zirvede geçici olarak kullandığımız çok amaçlı bir tane prefabrik yapımız var. 100 küsur metrekarelik. Bir tane de şurada bir geçici prefabrik var. Onu da bize tahsis ettirdik. O Kayak Federasyonu'ndan kalan bir şeydi.
Dolayısıyla bir tanesi hani profesyonel amaçlar için kullanmak, bir tanesi inşaatlar için ya da işte diğer amaçlarda depo için kullanmak üzere kalacak yerlerimiz de mevcut. Esas önemli olan şurada, tepedeki atmosferik ve astronomik ölçümleri, testleri bitirmek adına 7 metrelik bir dip kulesi dediğimiz bir kulemiz var. Üstünde bayağı büyük bir platform olan. Buraya da astronomik ve meteorolojik aygıtların tamamı yerleştirildi. Evet, onun listesini vereceğiz. Ulaşım için alternatif olarak onu söyleyeyim. Yol zaten var. Bu özellikle yazın kullanılıyor. Kışın ne yapıyorsunuz derseniz, kışın iki yöntem var. Bir tanesi zirveye kadar çıkan bir burada, bir de şu noktada iki tane teleferik hattımız var. Bu da üniversiyat zamanından kalan tesisler. Dolayısıyla bizim avantajımız olan bir şey. Onun dışında hem kayak tesislerinin kar motorları hem de üniversitemizin bize aldığı, yani bu sene elimizde şu anda tahsil de yaptığı bir kar motoru, bir de ATV'miz var. Bir tane de büyük paletli araç aldığımızda bizim de bütün eksiğimiz, yani ulaşım açısından giderilmiş oluyor. Buranın özelliğini şöyle anlatmak lazım. Havaalanına ne kadar süre, şehre ne kadar yakınız? Şehri görmediğimiz halde. Çünkü önümüzde iki tane de tepemiz var. 2800 metre ile iki tane dağ sırtının arkasında. Dolayısıyla şehri doğrudan görmüyoruz. Şirketliğinden kaldı ki kuzeyde zaten. Bütün her şey. Kuş uçuşu yaklaşık şehre bu 15-20 kilometre civarında. Havaalanından yola çıkar, yeni açılan yoldan da gelirseniz yaklaşık yarım saat sonra normal şartlarda hızlı gitmemek kaydıyla konaklı kayak merkezindesiniz. Ondan sonra kışın birisini yukarı çıkarmamız bizim teleferikle sadece 10-12 dakika. Yazın biraz daha uzun sürüyor. Çünkü yazın yolla çıkıyorsunuz, teleferik yoldan çıktığı için. Dolayısıyla havaalanından sonra yaklaşık 45 dakika, 50 dakika sonra istiyorsa birisi burada direkt gözlem önüne çıkmış oluyor. Ama bunun hiçbirisi olmayacak. Gerek de kalmayacak. Çünkü zaten her şey uzaktan bağlanıp yapılabileceği için, yani isteyen olursa illa ben orada yapacağım diye de itirazımız yok. Tabii çıkarabiliriz. Ama bu kolaylığı da şimdiden söylemek lazım. Yani Erzurum uzak 2000 metre ama daha nerede? Bir de daha mı çıkacağız? Evet, daha çıkacaksınız ama toplam süre havaalanından itibaren geldiğiniz süreyi toplarsanız 45 dakikaya geçmeyecek. Bu ulaşılması kolay. En kolay gözlem önerilen birisi aslında. Bu yükseklik. Ama şöyle düşünebilirsiniz. Yani biliyorsunuz hepimiz orada gözlem yapıyoruz. Sabah inersiniz. Sabah servisiyle yukarı çıkarsınız. İşte biraz dinlenirsiniz. Hava değişimi falan dersiniz. Sonra akşam gözleme başlarsınız. Erzurum'da böyle bir şey olmayacak. Uçaktan indikten yarım saat sonra bilgisayarın başlarında bütün gözlemleri size ait olacak. Çünkü aşağıda da merkez binamızda yukarıda nasıl gözlem odası varsa aynı soruya, sorunlar dahil her şeyden oluyor. Onunla ilgili altyapı da ödüyor. Zaten 2000 metreye gidiyor. Evet. Aynen. Yenmeyebilirsin de istersen. Ya o da var tabii yani. Aslında şundan dolayı yenmenizi istiyoruz. Yani normalde tabii ki her yer açık. Dünyanın her ucundan bu fiber hattıyla, bu şeyle, altyapıyla zaten bağlı bir gözlem yapılabilir. Ama herkes en azından bir gözlemini görmek ister. Yani bir defa da olsun. En azından herkesin birer defa geleceğini düşünüyoruz. Buraya geçiyorum. Bu hep karıştırılan bir şey. Bunu özellikle vurgulamak istiyoruz. Biz üçüncü büyük. Evet. Yani teleskop değiliz. Basına biz ne desek, yazıp da versek de onlar için sansasyonel olması gerektiği için 3'ü 5, 5'ü 3 yapıp biz üçüncü en yüksek gözlem evi yerleşkesiyiz. Sadece ve sadece bu. Başka bir şey özellik yok. 4 metre sınıfı teleskoplar tabii ki var. O yüzden bu önemli. Bir de şöyle düşünmek lazım. Kuzey yarımkürede boylan boşluğunu dolduran önemli bir teleskop haline geliyoruz. Doğuda şurada 4.9 metrelik var. Şeyde Kanaryalarında bir 4.2 metrelik teleskobu var. 3.5 metrelik teleskobu şuralarda bir yerde, yani yüksek bir yere konmuş. Evet. Ama 3.5 metrede kalmış oluyor. Boynam olarak, yani DTA dediğimizde Rusların 6 metrelik teleskobu, bunun da çalışma performansı ile ilgili bir sorun var ama hani çalışıyor çalışmıyor. Dolayısıyla şu aralıkta Kanaryalarından ya da İspanya'dan Hindistan'ın da kurulacağı yere kadar aradaki boşluğu dolduran şu Avrupa'da şu bölgede konuşlanan tek teleskop haline geliyoruz. Yani işte Irak'ın ve İran'ın teleskopları var ama çok operasyonel değil. O yüzden de hani bu anlamda da eğer doğru instrumentation yaparsak gerçekten hani dünyada bir
bilinecek ve kullanacak. Onun işbirliğiyle ilgili şey biraz sonra anlatacağız ama hani stratejik önemi sadece bizim tarafından değil, sunduğumuz yurt dışında bir iki yerde de hemen göze çarptı. Nedeni büyük gözlem ürünlerine dikkat alırsanız hava işidir. Zaman dilimi 12 saat zaman farkı var. Dolayısıyla gündüz olduğunda bizde gece. O yüzden de ister takip gözlemi değil, ister ortak proje değil, bu saat dilimindeki büyük çapta tek teleskop biz oluşturduk. Aynı şeyce birazdan anlatacağız. Kuzey-Güney dönüşümü içinde kullanılıyor. Yani güneyde yapan birisi kuzeydeki işini yapamıyor. Çünkü büyük teleskop bu programda ya da bu kadar şeyde yok. Bunu anlatmıştık, onu bir daha üstüne geçelim. Evet, ona geçelim. Neden oranın seçildiğini önemli söylemiştim. Yüksek rakımlık platoda yer alması. Bu mikroklima dediğimiz bir olayı yaratıyor. Bunu bu akadada daha önce hani daha sonra pardon sunacağız. Dönüşüm katmanı özellikle astronomik olarak dönüşüm katmanı yaklaşık şu ana kadar tespit ettiğimiz 2600 metre civarında. Dolayısıyla 3100'ün çok altında olduğu için şehrin bütün kirliliği hava ya da nem olarak bizi ilgilendirmiyor. Çünkü 2600 metre üzerine çıkmıyor. Yani bunu gerçekten görmek gerekiyor. Hani yukarıda aşağıda hani biliyor bilirsiniz yukarı çıktığınız zaman hani Uludağ'da falan vardır. Bulut tabakası aşağıya yukarı çıkmaz. Bu bulut tabakası hiçbir zaman yukarı çıkmıyor. Yukarıda aşağıda kalıyor. O yüzden de şey söyledi, Erzurum çok soğuk olur söyledi. Çünkü aslında hani var olan nem, var olmuş olsa bile Erzurum o kadar soğuk değildir. Çünkü nem yoktur. Nem aşağıda kaldıktan sonra bir de yukarıda, siz yukarıda kışın güneş varken terlersiniz. Yani ne demektir bu? Hani nem yok demektir. Güneşe daha çok maruz kalırsınız. O anlamda hani burası, biraz daha anlatayım, birkaç maddeyi de yaparsanız gerçekten hissedilen değerlerdir. Yoksa bunun meteorolojik olarak sayısal değerleriyle de bunları söyleyebilirim. Burada çünkü temel kriter nem değeri. Ben hani Erzurum'dan geldim bugün. Geldiğim hava sıcaklığını söyleyeyim. Gündüz -13-15'ti. Gece -23. Çünkü -23'te aynı muhabbet oluşuyor. Dolayısıyla nem olmadığı için zaten düşünüyor. Yani istediği bir nem değeri zaten çok düşüyor. Çünkü soğuk pardon nem yok. Kar kalınlığı Erzurum'u gözünüzde büyütmemek adına söylüyorum. Şu ana kadar ölçülmüş en yüksek kar kalınlığı 80 santim. 2000 yılında 1 metre civarına çıkmıştı. O da malum bu ulusal gözlemin de direkleri yapıldığı 4 metrekarın yağdığı yıldan bahsediyoruz. Şunun kaydı var. Çok fazla kar alan değil ama kar uzun süre kalan bir yer. Bunu vurgulamak gerekiyor. Kısa ötesi bir gözlem ve açmayı planlıyorsanız kar tabakasının çok olması çok iyi bir şey değildir. Yani bunun yansıtma etkisi, ısının yukarı doğru geri çıkması falan bunlar bu sevilmeyen bir şeydir. Ama bunun ince olması ve aşağının da toprak olması, taş değil yani toprak olması bizim DAK'taki ikinci bir şansımız. Açık gece sayısı meteorolojinin geçmiş 70 yıllık verileriyle önce buluştuk biz. Meteorolojinin 70 yıllık verilerinde yağışlı gün sayısı 52-54 arası değişiyor yağışlı gün sayısı. Onların hesaplarıyla bizim astronomik olarak hesaplarımız pek tutmasa yağışlı gün sayısı önemli. Biz yaklaşık bu iki katı da parçalı bulutla şey dediğimiz düşünün, 150 gün, 360'tan çıkarırsanız 200 gün garantimiz var. Biz şu ana kadar 240 gün altına düşürdük. 2012'de de 284 günü yakaladık tespitlerde. Sadece bir kanallarda görsel tespit yapmıyoruz. Meteoroloji geliyor, radyo sonunda geliyor, kendi meteoroloji istasyonlarımız var. Meteosatımız var, bulutlulukla ilgili. Ayrıca da yine Sinan'ın yürütücülüğünde başlatılan bir çalışma daha var, yer seçim çalışması. Orada da çıkan sonuçlar aynı şeyi gösteriyor. Dolayısıyla bu 300 gün yaklaşık 300'e henüz ulaşmadık ama 300 güne varacağını eminiz bazı yıllarda. Bunu da evet, zamanı geldiğinde yaşayacağız. Gerçek gözlemler, hani uzun sürede tekrarlayan gözlemlerden sonra bunu erişmemiz an meselesi. Ama şöyle de söylemek gerekiyor. Buradaki kayıpların çoğu o dönüşüm katmanının yıl içinde iki kere dönmesinden kaynaklanıyor. Bunun uzun sürmesi, yani asıl mevsimsel dönüşümlerden dolayı bu uzun sürdüğü zaman biz 300'ün altına iniyoruz. Eğer dönmezse o yılki ıslak periyot ya da kuru periyot ne kadar uzun sürüyorsa ya da kısa sürüyorsa ona bağlı olarak da bu gün sayımız artıyor.
Rüzgar konusunda mı? Yani size söylediğiniz rakamlar şehrin mi yoksa şöyle şeydeki platformdaki değerler mi? Şimdi meteoroloji şehir merkezinde. Meteoroloji şehir merkezinde olduğu halde onun rakamlarını alıyoruz. Onların attığı balon, radyosonda dediğimiz verileri alıyoruz ki onlar her metreye veriliyor. Onun içinde biz hem Palandöken zirvesinde hem de Konaklı zirvesinde meteoroloji stasyonlarına sahibiz. Meteorolojide yok onlar, bizde sadece. Bizden ara sıra kendileri de veri istiyoruz. Herhangi bir yarışma olmadı. Dolayısıyla biz zirveyi ölçüyoruz sürekli. Şu, istersen şöyle bir geri gelelim, şu fotoğrafı getirelim. Şöyle daha açıklayalım bir tane. Şimdi burası 3100 metre. Bundan sonrası gerçekten bir çukur. Ondan sonra plato halinde. Şehir, plato şehirde. Ama şehir platoda. Bu aşağıdaki platoda. Bu üst plato. Bu alt platoda atıyorlar. Radyosondayı, yani oradaki gerçekten hani ısının biriktiği ve nemin biriktiği şeyler. 2600'lüğü çıktıktan sonra kayıtların topladığı veriler nem bir anda düşmeye başlıyor. Düşüyor. Orada bir de nem düşerken buradaki platoda bambaşka bir kuruluk gözlüyoruz. Yani bizim verilerimizdeki farklılık onu gösteriyor. Ama orada bile, yani şehrin üstünde bile nem yok. Türbülans koşullarını inceleyebildiniz mi? Onu söyleyeyim. Şimdi onunla ilgili çok rüzgara bağlı olduğu için hemen söyleyeyim onu. Hakim rüzgar konusunda bir şansımız var. Kararlı bir yönde esiyor. Evet, bu, Kuzeydoğu'da. Evet, yani dolayısıyla çok yönde rüzgar esmesindense ağırlıklı olarak belli yönde esmesi ve çok büyük rüzgar hızlarına ulaşmadık. Bundan 3 gün önce bir rüzgar hızına ulaştık. Bütün Türkiye'de esen fırtına biz ilk defa yakaladık bunu. 150, saatte 150 kilometreyi buldu. Bu aslında henüz hani ulusal gözlemimde rekorunu kıramadık aslında rekor onlarda. Bu aslında biraz da şeyden dolayı, platoda olmamız ve birçok klima yani belli bir seviyede olduğumuz için direkt denize açık bir yer değiliz. Kuzeyde Karadeniz dağları, güneyimizde zaten Doğu Anadolu ve şeyden gelen Torosların devamı olan dağlardan dolayı biz sadece aldığımız tek şey var ya Sibirya soğukları gelirse geliyor doğudan, doğudan aşarsa dağları ya da İç Anadolu'dan yani Ege'den, Balkanlardan, İç Anadolu'dan yavaş yavaş soğuyarak evet. Gelen hava bizim platoya 2000 metreye çıkarsa buna maruz kalıyoruz. Zaten o geliyorsa demek ki mevsim dönüyor demektir. Yani o anlamda yorumluyoruz. Şimdi kar yağış miktarlarına şöyle bakarsanız aslında haberleri izlerken yani meteoroloji uzmanı aslında getirmemiz gerekiyor. Bununla da ilgili bu akaya bir çalışma yapıyoruz. Eğer izin alabilirlerse gelecekler. Sonuçta astronomiyle ilgili bir şey olduğu zaman meteoroloji o gözle bakmıyor oraya. Bu iki çanağın arasında ki kar yağan şehirlerin miktarına bakarsanız Muş, Bitlis, Bingöl'de 2 metre, 3 metre kar yağarken bu platonun üzerindeki şehirler, Erzincan, Erzurum, Malatya, başka ne var, Elazığ, doğuya doğru gidelim, Kars, Ağrı, buralarda kar seviyesi şu seviyeyi geçmiyor işte. Ama uzun süre kalıyor soğuk olduğu için. Yani o yüzden hayat tesisleri burada. Ama metrelerce karın yağdığı bir şey yok Erzurum'da. Zaten yağarsa hayat biter demektir. Çünkü diyorum ki şu ana kadar yağan 1 metre 2000 yılında. Bir defa yağmış durumda. Ondan önceki de zaten meteoroloji hatırlatıyor. Ne zaman yani? Şeyi sormuştum. Türbülans yani asıl lokal türbülans yani tepenin tepeden dolayı şeyi o yüzden koyduk falan. Dip kulesinin bir an önce üstünde seyir monitör dediğimiz yani doğrudan ölçen bir kamera sistemimiz var. Onu biraz sonra söyleyeceğiz. Bir de esas Ruslarla bir ortaklığımız var. Sayı grubuyla bir enstitüyle. Formüle olan şey, evet. Onu biraz sonra söyleyeceğiz. Mestim dediğimiz sistemi kuruyoruz. Her şey tamamlandı. Protokol imzaladıktan sonra da gelip sistemi kuracak. Yani altyapısı hazır olur. Rüzgar varsa rüzgar sabit kalıyor. 7 metrenin üstünde de yani metre henüz olarak yapmadık. Böyle bir çalışma yok. Rüzgar sabit kalabilir de yani ışın demeti üzerine etkilen çok daha... Onu işte Mestim'de ölçebileceğiz. Onu ölçebileceğiz. Sürekli monitörü. Hatta o adaptif sistemi de doğrudan bilgi verecek sistem o zaten. O yüzden onu öncelikli olarak. Adaptif olarak mı olacak bir sistem? Onlar hepsi anlatıyor. Anlatıyor, evet. Evet, şimdi cevap evet. Şimdi özetlersek, yüksek akımdayız. Sakin bir hava kütlesinin içindeyiz. Plat olduğunun için ve olabildiğince kuru bir yerdeyiz. O yüzden, bir özetleyebiliriz. Güzel. Şimdi idareye bir soru olarak bir sürü şey yaptık ama temel neyi, taşlarını burada özetleyelim. Biz şu ana kadar neler yaptık projeler itibaren, 2012 yılından itibaren resmi olarak. Bir kere bir danışmanlar kurulu oluşturduk. 7 tane ünlü uluslararası danışmanımız var. Yerli de var bir tane.
Ondan sonra bunlarla olan iletişimimiz devam ediyor. Belli aşamalarda teorik, yani Çin teorik kısmı olsun, gözlemsel ya da teknik kısmı olsun. Her an danışabildiğimiz bir danışmanlar kuruyoruz var. 2012'de yine esas bizim için önemli olan bir şey, siteyi araziyi korumak adına 2,5 milyon metrekare, yani 2500 metrekarelik bir yerin arazinin tahsisini gerçekleştirdik. Yani kesin tahsisi yani, geçiş dediği. O arazi Atatürk Üniversitesi'ne ait. Bir tek imar izni için ve turizmden koruma altına almak için bir tane bakan imzasını bekliyoruz. O da bu yıl için, yani 2015 yıl için tamamlanıyor. Çünkü imar planı ve master planı istiyorlar. Bütün haritalama bitti. Master planı da ihale edip veriyoruz. Birkaç ay sonra da master plan bittikten sonra o aşamaya geleceğiz. Projenin kendi iç, hem iç organizasyonu hem de diğer kurumlarla olan organizasyonunu tamamladık. Çünkü bu iç organizasyonu hani değiştirebilirsiniz çok kolay ama dış organizasyon yani diğer kurumlarla olan bağlantılar büyük sorun. Çünkü bir kere hani bir üniversitenin altında yürüttüğümüz bir proje. Biz orada da üniversitemiz sağ olsun büyük ayak yaptı. Biz doğrudan rektörlüğe bağlı bir merkezde. Dolayısıyla benim üstümde herhangi bir yazışma için rektör makamı dışında hiçbir şey yok. Bu şunu sağlıyor bana. 3 gün içinde malzeme almak, 20 gün içinde ihaleye çıkmak, sonuçlandırmak, gerekirse iptal edip bir daha çıkmak benim bir ayım var. Bunu normal yöntemlerle yaparsanız idarecilik yapanlar bile bu aylar süren süreçtir. TİK'e başvurursunuz, 3 ay sonra ihale günü gelir. Burada öyle bir şey yok. Yazışmalar öyle. Personel çalıştırma izni, personel çalıştırma konularında bir sürü kazanımlarımız var. Bunları biraz sonra anlatırım bir geldiğince. Dolayısıyla diğer kurumlarla olan iletişim, diğer bakanlıklar, çünkü bayağı bir bakanlıkla ilişkimiz var. Kalkınma Bakanlığı, Maliye, Ekonomi, ondan sonra Bilim ve Teknoloji, Sarışlar, yani sürekli denetleme kalmaktasınız. Ondan sonra çevre, şehircilik, turizm, imar, bütün bunlarla hep sürekli, yani bunu ne kursanız bir kere o bakanlıkların tamamının bilgisi sahibi olmak zorunda. Bunları olabildiğince hızlandırdık biz, doğrudan rektörlük üzerinden bu işi yapalım. Bu çalıştığı zaman da belki çalıştığı satırlar, acaba merkez mi, enstitüdür mü diye bir tartışma vardı hatırlıyorsanız. Burada yani şu anda biliyoruz ki 3. yılında bitirdikten sonra biliyoruz ki yani seçtiğimiz merkez olma kararı doğruydu. Ve şu anda da bunun yararından dolayı da şu anda ihaleye çıkamadık ve teleskobumuz değil. Evet, o tartışmaları hatırlayanlar vardır. Gelip de şey konusu vardı, işte merkez olmanın getirdiği dezavantajlardan biri bütçe konusu. Size üniversite ne bütçe verecek ki bunu idare edeceksiniz diye. Bu tartışmayı aslında şöyle bir örnekle yapmam lazım, göstermem lazım size. Evet, merkezler rektörlüğe bağlıdır. Rektörlüğün klasik bütçeleri vardır merkezler için. Bizde yılda normal kalem olarak 5000 TL gözüküyor. 5000 TL aktarılıyor. Ama bu enstitüler için de aynı. Fark etmiyor. Yani şey gibi düşün, bir araştırma enstitü, temel bilimler enstitü gibi ya da işte bir aslında... Rektörlüğe bağlı. Rektörlüğe bağlı. Şimdi enstitülerin altında... Yok şöyle, enstitü ama... Enstitülerin altında kadro istihdam yapılabiliyor. Yani o da bir tartışma konusuydu. En çok bütçe konusunda bir tartışma yaşamıştık. Bütçe konusunda ben size şunu söyleyeyim. Bu iş üniversitenin bakış açısıyla ve yani o rektörlüğü ya da o üniversitenin kendi bakış açısıyla ilgili olduğu ortaya çıktı. Nedeni, yani böyle bir proje aldıktan sonra bir üniversitenin böyle bir projeye sahip olduktan sonra destek vermemesi düşünülemezdi zaten. Dolayısıyla ben sadece kendi üniversitemde şu ana kadar yapılan kısmı söyleyeyim. Projeden biz 50 milyon aldık. Kalkınma Bakanlığı'nda kendi üniversitemiz projenin dışında merkez binasından tutun da arazinin tahsisi için belli bir bölgeye para yatırmak zorunda kaldı. Bu tür şeyler bu konuda astronomi, astrofizik konusunda ya da atmosfer çalışmaları konusunda aktardığı BAP projelerin toplam maliyeti 2008'den beri söyleyeyim 2008-2014 yılları arasında 3 milyon TL oldu bize. Yani 3 milyonu sadece kendi öz kaynaklarından üniversite bize verdi, proje harici. Buna araç, gereç, ekipman hepsi dahil. Tamam. O yüzden 5000 TL evet bir rakam ama merkez binası yapılacaktı. 700 bin liraya mal oldu. 700 bin lira 3 gün içinde aktarıldı, ihaleye çıktı. Merkez binası sahibi oldu, 3 ay sonra da oturtulacaktı. Yani dolayısıyla hani merkez olmanın avantajı burada şu oldu bize, çok çabuk karar verin. Zaten böyle bir projeye rektörlük desteği olmadan giremeyeceksiniz. Rektörlüğünüzün desteğiyle zaten üniversite desteğiyle projeler veriyor. Özellikle Kalkınma Bakanlığı bu şekilde veriyor desteği. Ve bu desteği sağlamış bir üniversitenin rektörlüğünden de bu konuda destek almamak beklenemeyeceği için en hızlı iletişim yolu merkez altında yürütüp rektörlüğe bağlı merkez altından bütün idare işleri yönetmek. Yani doğru karar verdiğimizi şimdi çok daha iyi anlıyoruz. Enstitü olsaydı
hani kadrolaşma açısından belki şey sağlayabilirdi ama onunla orada da bir sorunumuz yok. Peşinden çünkü bölüm açtık, biraz sonra söyleyeceğim. Bölüm altında aynı şekilde kadrolaşım, akademik kadroları oraya yerleştirdim. Merkez altında da hem projeden hem de üniversite sayesinde görevlendirmeyle teknisyen mühendis çalıştırıyor. Bir şey değişmedi bizim için. Merkezde akademik personel çalıştırmıyor musunuz? Çalıştırıyorsunuz şöyle, bölümlerden kaynak sağlanıyor. Yani Atasan dediğim merkeze astronomi, astrofizik bölümünü aldığım bir öğretim üyesini görevlendiriyorum. Ben de öyleyim. Ben şu anda kadrom bölümde. Orada döşentim ama aynı zamanda Atasan'da müdürüm ya da teknik personelim. Hiç fark etmiyor. Ne bileyim, yapı işlerinden bir makine teknikerini biz de görevlendiriyoruz. Ziraatte görevli olan elektrik teknisyenini Atasan'ın altında biz de görevli çalışıyor 2 yıl. Şimdi enstitü olmak için hani belli bir şey geldikten sonra biz de bunu talep edebiliriz. Nedeni fen bilimlerinin altında master, doktora programı yürütmek dışında bir sonraki şeyimiz o, planımız o ama şu aşamada gerek yoktu. Nedeni çok daha hızlı karar vermek açısından. Yani ben herhangi bir kurula takılmıyorum. Enstitü kurulları falan yok bende. Dolayısıyla merkez müdürü rektörle doğrudan yazışan tek birim. Yani danışma kurulumuz var, yürütme kurulumuz var. Bunlar ayrı ama biraz bunlar da vakit kaybetmiyorsunuz yani merkez yapısı. Yine üniversitemizin bir şey söyledim. 2012'de bir projeyi, esas amacı projeyi yürütmek olan, bu kolaylıkları sağlayacak olan bir merkez kurmak olduk. Atasam diye kısalttığımız Atatürk Üniversitesi Astrofizik Araştırma Uygulama Merkezi'ni kurduk. İlk yaptığımız bu oldu. Bu bayağı bize yol kat ettirdi. Yine 2010 yılında başvurduğum bir BAP, güdümlü BAP projesiyle yaklaşık yine rektörümüzün desteğiyle 185 bin lira verdi ve 50 santimlik Ata-50 dediğimiz teleskopu 2011'den beri aktif. Kubbesi dahil, bina her şey dahil. Şimdi bu vakada şeyi göreceksiniz, tam otomasyonu gerçekleştirdik. Bakın uzaktan açıp kapatma otomasyonu falan değil. Biz hava koşullarına, elektrik kesintisine ve her türlü olumsuz ya da olumlu şartlara göre kendi karar verebilen, açıp kapatan sistemi gerçekleştirdik. Bunu ister kubbe ürünün, istiyorsanız bizim çatıyı ürünün. Bunu iki tane mühendislik öğrencisiyle bitim ödevi olarak yaptım. Ödül aldım. Türk prosesi. Yani Türk prosesi. Teleskopun otomasyonu duruyor. Ona TÜBİTAK desteğini ne yazık ki alamadım. Orada da hani bir yakın şeyim var benim. Biz aslında kendi kendimizi baltalayan bir, ne yazık ki söylemem lazım, bir birimiz, bir camiayız. Bir yandan küçük robotik teleskop isteyen bir kitlemiz var. Bir yandan da bunu otomasyon yapmak isteyen bir ekibi sürekli bahaneler öldürüyor. En son bahanemizi söyleyeceğim hiç çekinmeden, izninizle hani konu dışı ama projemizde özgünlüğü yakalamışız, evrensel özgünlük yokmuş. Bilmiyorum, tüm bir tanesi, yani bunu sorduk, cevap bekliyoruz aylardır. Evrensel özgürlük yakalarsak zaten Nobel alırız yani. Bunu açıkça söylemem gerekiyor. Çünkü izleyenler de, dinleyenler de bunu bilmeli. Evrensel özgürlük tamam güzel bir şey ama keşke yakalayabilseydik. Yani bir teleskopun robotik hale getirilmesi, yarı mühendislik, yarı temel bilim çalışması da evrensel özgürlük aranıyor. Yani daha önce yapılmamış olma. Niye araba üretiyoruz, niye uçak üretiyoruz? Zaten yapmışlar o zaman. Özgürlük neresi? Pardon, ne projesi? Ata-İlli'nin robotik hale getirilmesi. Bin bir projesi. Yani aynı dertlerden müzdelimiz. Dolayısıyla biz kendi kendimizi baltalayan bir ekibiz. Bir camiayız. Böyle düşünüyoruz. Yapacağız. Yani projeye bağlı değil. Yani o yine yapılacak. Hiç kaçamıyor. Yine belli kurumlarla olan yazışmalarımız ve ilişkilerimizle bayağı bir yol kat ettik. Şunu söyleyeyim. Proje personeli işe alındı. Projeden bilimsel proje uzmanı adı altında 10 tane mühendis, teknik eleman adına derseniz deyin çalıştırma kontenjanımız var. Bu Türkiye'de 10 kişiyi çalıştırabilen bir projeden DPT projesi ve elde tutumunda naaş verebilen tek projeyiz. Yani bir sürü DPT projesi var bu ülkede. 10 kişiyi çalıştırabilen proje işinden yüksek maaş, en yüksek maaşla biz veriyoruz onu söyleyeyim. Çalışma koşulları, dağ koşulları, birçok şey gerekçe gösterildi ve kabul edildi. Dolayısıyla bu da bir işin gerçeği. Bu konuda sürekli zaten şu oldu, DPT artık o konuda danışmanlığı bize devretti. Kim bu konuda bir şey yapacaksa bizi arıyor diğer DPT projeleri. Siz bunu nasıl yaptınız? Şeyle ilgili kısım var mı? Bu muafiyetlerle ilgili kısım.
Yok, onu söyleyebilirsin. Onu şurada söyleyeyim. Bir başka ilk de şu, kazandığımız bazı muafiyetler var. Yatırım teşvik programına alınan ilk DPT projesi. Onu da gerçekleştirdik. Bu ne sağladı? Yani bize yansıması ne? Gümrük vergisinden muafız, bazı özel kurumlar vergilerinden muafız ve en önemlisi KDV'den muafız. KDV bize ne sağladı? Projemizdeki 50 milyon, 10 milyon yaklaşık KDV'ye gideceğini düşünürseniz 10 milyonu geri kazandınız. Bunu yaptığımız için DPT 20 milyonu çok rahatlıkla verdi. Siz bu kadar uğraştınız. Hani dövizden dolayı biz sürekli darbe yiyoruz. Yurt dışından alım yaptığımız için. O 20 milyonu yaklaşık ek bütçe aldığımız 10 milyonu bize şöyle düşünebilirsiniz. Tamam, döviz farkı 10 milyonu da madem bunu gerçekleştirdiniz, hani bir şekilde bonus gibi düşünün. Gerçekten öyle takdir edildi bir yıl. Bunu zaten hepimiz... 2012'de duyurmuştuk, yani daha öncesinde bilimsel gerekçelerle yola çıktığını söyledik ama biz daha da FPR'de, yani odak düzlemi aletine kesin bir şekilde karar verebilmek için bilimsel gerekçe konusunda biraz daha kapsamlı bir çalışma yapıp olayı biraz daraltmak istedik. Bu konuda 2012'de bu çalışmayı bitirdik ve bununla ilgili projeyi de hazırladık. Onu biraz sonra Sinan özetleyecek. Yine 2013 yılında astronomi ve astrofizik adı altında bir bölüm açtık. Bunu işte esas istihdam sağlamak adına yaptık. Çünkü merkez altına doğrudan kimseyi alamayabilirsiniz ya da geçici de alamayabilirsiniz ama bu sayede bölümün altında istihdam edebiliriz diye. Bu isimle özellikle seçtik. Yurt içindir mesela. Şimdi onu söyleyeyim. Görüş sordun mu? Evet. Genel, yani bize yola çıkan iki bölüm kurulamadı. Başvuru var iki bölümde. Bu isimle değil. Başka isimle olduğu halde. Klasik isimle olduğu halde. Evet. Şimdi ben fizik bölümündeydim. Oraya fizik bölümü zaten. Astrofizik ana bilim dalı vardı. Onun altını idare ediyorum. Ama fizik bölümü orada büyük bir bölüm. 30 tane yaklaşık öğretim üyesi var. Dolayısıyla yeni bir kişiyi almak, hele bir de temel bilimlerde şey sorunu varken, öğrenci sorunu varken YÖK'e bunu ikna etmek zor. O yüzden biz bu isimle projeyi de gerekçe göstererek böyle bir projenin altında bir bölüm olmalıdır mantığıyla yola çıktık. Fizik bölümünden 3 öğren, 2 de biz, bir de İlham arkadaşımız var Çukurova'da gelen 2 kişi, 5 önce şeye başladı, projenin yüksek lisans doktora programı. Fizikte yürüyen doktora programını astrofiziği aldık bu bölümün altına. Dolayısıyla ilk önce yüksek lisans doktora programı kabul ettik. Kaç kişi izlediniz? Toplam 5 kişi. 3 fizikten, 2 de biz. İlk açtığımız doktora ve yüksek lisans bölümü sonra açtık lisans kısmını zaten. Nedeni şu, zaten fizikte yürüyen bir yapı var. O yapı zaten bize hizmet ediyor. Nedeni de Emre sanırım hatırlar, Ayşe şey var mıydı hatırlamıyorum. Bölümün ders içeriğini görmüşsünüz. Evet. %30'u bir kere fizik ağırlıklı. Fiziğin bütün temel taş dersleri var. Bundan vazgeçmiyoruz. %30'u da astronomi, astrofizik. Onun yanında biraz mühendislik, biraz bilgisayar, yani yazılım. Bu tür derslerle %100 tanımladığımız bir bölüm yapısı yaptık. Bunu da hani yaparken kendimiz karar vermedik. İşte Sinan, birkaç arkadaşımızla toplandık. Dışarıda ne var ona baktık, yurt dışında. Yani bu isimdeki bölümler neler yapıyor, programı nedir diye. O programları örnek olarak verdiğimizde Caltech var, başka nereye aldık, Yale var. Yani bu üniversitelerin tamamını inceledik. Bununla başvurduk. Master doktora çıktıktan sonra programı, lisans öğrencisi de almayacağımızı beklerdi. Ne zamana kadar? Bu proje bitene kadar. Çünkü lisans eğitimine başlamak bizim için bu işlemi yürütmek için bir dezavantaj oldu. Zaman kaybı. Yüksek lisans doktora da kayıtlı 18 öğrenci var. Aktif olan derseniz, çünkü bazıları kayıt yaptırıp bir askere gidiyor ya bizim alıp gidiyor. Aktif olan çalışan yaklaşık 10 öğrenci var. Yani gözümüzün önünde yakınımızda olan 10 öğrenci. Yani YÖK'e lisans var etmediğiniz halde YÖK nasıl kabul etti? Hayır, şimdi böyle bir projenin altında bir istihdam da sağlamak zorundasınız. Gerekçeleri lazım, fiziğin altında bize kabul vermezsiniz. Soru soruyoruz. Evet, o zaman benim istihdam sağlamak için bölüm açmam gerekir. Yani bunda haklı gerekçeler. Bölümün adına şöyle itiraz ettiler. Klasik, itiraz etmediler, pardon. Klasik astronomi uzay bilimini açarsanız bir haftada çıkacak dediler sonuç. Olmazsa 2 ay dediler. 1,5 ayda çıktı. Bu isim. Yani o halde mevzuata hazır olduğu için değil, bir haftada evet diyecekler. Hani gerekçe tabii ki projenin kendisi, bir de tabii üniversitenin desteği. Bakın üniversitede biraz önce söylediğim size, astronomi, astrofizik ya da işte altyapı kurma konusunda kendi bütçesinden 3 milyon ayırdı. Harcadık, bitti yani. Ve hala da talebimiz var. Şunu da istiyoruz, bunu da istiyoruz. Farklı da fazla direnmedi.
Evet yani hani bu farkındalığın farkında mantıklı olduğunu gördüğü zaman yani gerekçesine bakıyor zaten. Duyuyor kendi kendini ve onaylıyor ya da reddediyor. Yok görüş alıyor. Yok görüş alıyor. Görüş alıyor. Kesinlikle alıyor. Gerekçeleri hazırladık, dosyayı hazırladık. Bir tane şu anda yeni araştırma görevimizi başlatıyoruz. Yani sınavını yaptık. Onu da aldık. Dolayısıyla hani bölümde kaç kişi izlerseniz bölümde bir doçent, bir yarım doçent, bir araştırma görevlisi. Önümüzdeki dönemde de ilan vereceğiz. Efendim? Fizikte 3 Ocak. Zaten vardı. Onları gösterebiliyorsunuz. Yok bizde değil. Enstitüde bizde gözüküyorlar. Ama fizik bölümünü öğretmeniyor. Bu mümkün zaten. Birçok üniversitede. Tabii birçok üniversitede bunu yapıyor böyle. Ben zaten fiziğin altında, astrofizik anabilim dalı altında programı yürütüyorduk biz. Yani çünkü gelen öğrenciler bizde fizik dersleri alma zorunluluğu var. Dolayısıyla ben bir şey kaybetmedim. Ben yine fizikte hocaların açtığı dersleri bu anabilim dalının altında açıyorlar artık. Nedir? Atmosfer fiziği açanlar. Astronomide tayfsalık, tayfın temel özellikleri var. X dışını tayfı var. Yok, oramız yok. Onunla da ilgili işte Işık Üniversitesi ile uzaktan eğitimle ilgili bir protokolle uğraşıyoruz. Yani ortak doktora programları açabilmek başka üniversitelerle. Bu sayı az olduğu için değil. Biz 20-30 kişi de olsak başka bölümlerin, başka hocalarından ders almasını istiyoruz öğrenciler. Yani bu yapı o yüzden kuruldu zamanında. Onu söyleyeyim, hani bilerek yaptığımız bir şeydi. Dolayısıyla lisans almadan, lisans öğrencisi kabul etmeden en az 5 yıl biz bu şekilde kurulmak istiyoruz dedik ve sonuç olumlu geldi. Hani bir şey çıkmadı. Şu anda da o program yürütülüyor. Bizde ders alamayan, dersten dolayı geciken bir öğrencimiz yok. Çünkü %50'sini bizden almak zorunda. İlhamla ben astronomi, astrofizik dersi açıyorum. Farklı ilgili fizik bölümünü alacağım. Atmosfer fiziği var, görsel astronomi var. Dolayısıyla herhangi bir şeyi yaşamadık şu anda. İki kişi olmamıza rağmen. Çünkü her dönem iki ya da üç ders açıyoruz. Bu öğrenciler için bir yılda yetiyor. Yüksek lisans ve doktor olduğu için. Normal. Yani çünkü lisans bazı olsa, yerlerde hani sıkıntı oluyor, yeterince profesör, doçent vesaire sayıları tutulamayınca açılamayabilir. Öyle, bizde böyle. Ama fizik bölümündeki zaten ismini verdiğimiz hocalar bizim için orada ders açan hocalar. Evet, sadece enstitüde öyle gözüküyor. Fizik bölümünü öğretmeyebilir, bizde değiller. Kadro ile görevlendirmeyen, hani yaptığı eğitim aynı şey. Orada ya da burada eğitim yapması önemli değil. Bu kabaca bizim proje organizasyonu, yani öyle düşünebilirsiniz. Bir tane üniversite içinde yürüttüğümüz bir komisyonumuz var. Yani rektörlükte aslında bizim aramızda bir komisyon var, öyle düşünün. Yani çünkü biz sürekli rektörden zaman alamayabiliriz. Ki bu konuda ben çok rahatım, onu söyleyeyim. Ben hiç randevu alıp da 24 saat beklemiş birisi değil. Nedeni de projenin önceliği. Yani buna sahip olmak, yani hocanın bunu öncelik vermesini şeyini yaşıyoruz, onu söyleyeyim. Ben telefon edip de hocayla görüşmem lazım dediğimde birkaç saat içinde bana geri döndü ve ben görüşüyorum. Buna rağmen ama bütün bu yapılan altyapı işlerini tartıştığımız rektör yardımcısı ve rektör yardımcısı görevlerimizden sorumlu. Benim olduğum ve birkaç merkezin daha bizle ilgili mesela deprem araştırma merkezimizde ortak iş yaptığı için sismiklerle ilgili onun olduğu, yapı işlerinin olduğu, bilgi işlem merkezinin olduğu bir komisyonumuz var. Bunu yılda birkaç defa topluyoruz. Öncelikli yapacak işler ya da onlara düşen görevler neyse bildirmek. Esas yürütme kurulumuz var. Yine üçü astronomi, yani ben dahil 4 kişi astronomi camiasından olmak üzere 3 tane şeyden var. Diğer bölümlerden 7 kişilik bir yürütme kurulumuz var. Bazı önemli karar alırken başını almamak adına bir danıştığımız bir yürütme kurulumuz var. 2 yılda bir seçilik görev yapıyor, şu anda da var. Onun dışında PI dediğim benim zaten. Ekibimiz var ve rektör yardımcısından oluşan o ekip. Rektör yardımcısı da şeye dahil oluyor yürütme kuruluna. Çoğu zaman tabii kararları biz alıyoruz ama sağ olsunlar hani gelip en azından orada alınan kararların ne olacağını, bize yansıması nedir, bize görev, düşen görev nedir diye sorgulamak için rektör yardımcıların sırada gelip toplantıya katılıyor. Bir tane proje ofisi oluşturduk. Onu söyleyeyim kabul. İçinde genelde bu her şeyin ortasında. Evet. Buradaki her türlü şey, yani LAG'la ilgili her türlü şey buradan geçiyor. Evet. Burası şimdi diyor ki yani yürütücü, proje bilim kurulu, bilimsel kurulu, project scientist dediğimiz İslam ve o şekilde çevirebiliyoruz. Müdür yardımcıları ve diğer elemanlar yani şurası. Şurası onun içinde bulunuyor. Burada giriş ve çıkış dediğim şey bir diğer mühendisler ve diğer danışma kurulu. Her şeyi, bütün fikirler burada toparlanıyor. Ondan sonrası zaten idare ya da teknik olarak devam ediyor. Ya alımlar gerçekleştiriliyor ya da kararlar devam ediyor. Yukarıda şimdi
bekleniyor. Bir sonraki yıl. Evet. Şimdi yine devam ediyoruz. Zirvede çok amaçlı bir bina yaptığımızı biraz önce söylemiştim. Oraya geçiyorum. 7 metrelik kule. Kulede neler olduğunu sormuştum önüne. İşte Avos havaalanlarında olan özellikle olan otomatik hava durumu gözlem sistemi var bizde. İki tane zirvede. Şey. Bunlar hep zirvede kurulu olanlar. İki şekilde parçalanıyor. Şöyle bir tanesi klasik meteoroloji sistemi var. Bir de izleme dediğimiz görüşü belli eden ama meteorolojik olarak yani astronomik olarak değil. O iki sistem birlikte çalışıyor. Buradaki en önemli kriter ise meteoroloji sisteminin iki tane nem ölçerinin olması. Bir tanesi havalandırılan, bir tanesi havalandırılmayan. Böylece de don olup olmadığını ya da hani meteorolojik olarak don olup olmadığını da gözleyebiliyoruz. Aynı şekilde şurada tabii ki standart deniz meteoroloji istasyonumuz var. Fabrikada olan. Her şey eğer çökerse ki olabiliyor. Deniz. Deniz de şey yapabiliyor. Bütün gökyüzünü yarım küre şeklinde gören. Onu söyleyeyim yıldırım konusunda şöyle. İlk yaptığımız işlerden biri yıldırım. Bütün astronomların böyle şey korkulu rüyası. Şimdi evet. Biz yukarıda bir sürü kurar durmaz. Çelik bir kuleden bahsediyoruz. Yani daha zaten 370 metre, 7 metrede düz atıyoruz çelik. Bir de kendi köşe direkleri var. Dolayısıyla hani yıldırıma gel beni, bana çarp ya da benim üzerime düş diye davet eden bir sistem. Ama bunu şöyle engelledik. Engellediğimizi düşünüyoruz çünkü yaşanmış bir iki yılımız var geçmişte. Bir şey görmedik. Yani yıldırımdan dolayı şu anda tekrar kayıtlara girsin diye söylüyorum. Yıldırımdan dolayı yanan hiçbir şeyimiz yok. Henüz. Yani olabilir tabii. Bir tane, bir tane var. O topraklama. Tabii ki. Onu yani söyleyeyim. O ayrı. Yıldırımdan değil. Ama hani bir tane yanan aletimiz oldu. Onu söyleyeyim. Nedeni de şu. Klasik şey yaptık. Faradak klasik. Üç tane. Topraklama yani. Üçten şeklinde paratonerimizi kurduk. Paratoneller bizim kuleden biraz yüksek bir tanesi. Fotoğrafı hatırlayın çalışın. Şu tarafta kulemiz var. Çok geliyor. Bu önemli çünkü kayıtlar ailesi diye diyorum. En çok sorulan soru. Evet. Bakın şurada. Bir tanesi şurada. İkincisi şurada. Üçüncüsü şuna yakınında. Şurada bir yerde. Üç tane üçgen kurduk. Dolayısıyla şu bölgeyi, bakın şöyle söyleyeyim. Şu bölgeyi, bizim sistemlerimizin kurulu olan bölgeyi tamamen biz yıldırımdan koruma altına aldık. Ama iki şey yaptık. Sadece paratoner yetmiyor. Bunların topraklamalarıyla binadaki elektrik tesisatlarının topraklamalarını apayrı yerlerde yaptık. Yanan aletimiz de kulenin üstünde hiçbir şey, her şey normal çalışıyordu. Hiçbir şekilde tek bir tane toprak sensörü bağlanmış ve topraklaması yanlış yapılmış. Bağlanmış. O da firma hatası sonra ortaya çıktı. Evet. Yanan tek aletimiz olur. Tek de o aletle sensör var mı? Düştüğünü mesela var, sayaçlar var. Şu ana kadar onu söyleyeyim. o da güzel. İki tanesi sıfır, bir tanesinde üç sadece. Şabaca 6 aydır böyle. Şimdi hemen örnek vereyim. Şu Kayak Federasyonu'na ait burada bir TNP2 motor beceri var. Ekipmanı var. Parkları dışlar. Onlar şey yapmadılar. Yapmamışlar. 2011'den beri de ne topraklamaya ihbar etmişler ne de paratonerleri var. Onlarınki her sene iki defa, üç defa kart yapıyor, değiştiriyorlar. Şimdi bizden şey istiyorlar bu konuda. Onlara önerdiğimizde bir ya da iki tane paratonerle topraklama yapılarsa bu sorun onları da yaşayacak. Biz kendimiz onlara gösterdik. Bunu yapmayacak. Gerek olmadı. Şimdi bakacağız. Bir nokta daha var, onu da belirtelim. Tuğla karşılaştırmaya kalkarsak eğer tuğun daha kayalık olması ve şurada gördüğünüz gibi yani kabaca bir 10-15 santimlik bir toprağın olması, arkası yine kayalık ki toprak tabakasının olması bizim en önemli avantajımız, avantajlarımızdan birisi. Tuğla biliyorsunuz hani toprak ile eklem için. Biraz önemli güzel günler biliyorsunuz ama aslında bize kazandıracakları geliyor. Girmeli. Bunları biraz hızlı yaşasın. Evet. Biraz evet. Bu şuna bahsedelim. Sonra bakalım. DFT ile ilgili başvuru da yaptık. İki tane proje müdürümüz var. Birisi yabancı, biri yerli. İkisi de üçü de mühendis. Kendimize şunu söylememiz gerekiyor özellikle. Kendimize has, dark telescope'una has bir optik tasarımımız var. Yapanın da hocamız, aslında üçü ama esas optik tasarımı yapan kişi, Laurent Kudemisan dediğimiz kişi, İsviçre'den bu konunun uzmanı. Dolayısıyla hani kendimize ait tasarımımız var dediğimiz bir önemli bir şey, bunu sonra anlayacağız belki önemli bir yerinde ama.
burada istersen göster. Evet. Klasik bir nasip bir teleskopumuz olacak. İki odağımız olacak. Burada en önemlisi ise aktif ve adaptif optik hedefi var. Aktif optik zaten olmak zorunda, adaptif optik ise hazırız. Onu tabii ki şu anda bu eski bir şey. Bunun için iki projemiz daha var. Odak düzlemi aletleriyle birlikte adaptif optik yapılacak. Yani şu anda hani şu anda yarı dille söylemem gerekirse eskiden biz adaptif optiği sadece nevir için düşünürken buradaki parametreleri de görebilirsiniz. 5 dakikalık bir alanda ancak adaptif optik yapabilecektik. Şimdi bunun tam olarak düzgün olmayacağını karar verdiğimiz için her ikisinde de farklı adaptif optik yapma olasılığımız doğuyor. Yani böylece de her iki odakta hem aktif hem adaptif optik bir teleskobumuz olacak. Bunun şöyle söylemek gerekiyor. Gerçekten çok büyük bir alanımız var. Ama bunun düzeltilmiş alan boyu kabaca 10 dakika. Ama eğer ki birkaç milyon liramız daha olursa eğer 30 dakikaya kadar düzeltilmiş bir alanımız çıkabilir. Bu inanılmaz bir sayı. Ama tabii ki bu dediğim gibi hani şu anda biz burada duralım. Biz 10-15 dakikalık bir alanda çalışalım ve orası düzeltilmiş bir alanımız olacak. Geniş görüş alanımız olacak. Diğerlerini zaten biliyorsunuz. Yani burası 1.8 ile olabilecek yani böyle bir teleskop bu şekilde tasarlandığı için hem küçük, tüp boyu hem küçük, tüp boyu küçük olduğu için bina küçük, kubbe küçük, kubbe küçük, daha ekonomik ve bu ve şurası da optimum olduğu için yani sağa doğru platformlar da genişlemediği için her şey yerinde olduğu için ve biz de bunu çok zorlamadığımız için gerçekten hani şu anda dünya üstündeki en iyi tasarım, 4 metrelik teleskoplardaki en iyi tasarımlardan birisi şu an. Bunu da Loran'a borçluyuz. Biraz önce Loran'a borçluyuz da bunu biz iddia etmedik. İhaleye giren firmalar bu tasarımı Loran'dan kendileri patent için istemeye başladılar. Yani o yüzden kendilerini söyleyeyim şimdi. Bizim bir öngörümüz değil. Yani biz de bir numaradır ama biz diyerek tutuyoruz. Yani biz de bambaşka bir amaçla alıyorsunuz yani. Geniş alan, kocaman bir alanı var bunun. Bizim hiç öyle bir derdimiz yok. Bu da tabii kalacak ki... Kalacak görmemeli. Evet. Biz de bunun üstünden gidiyoruz ve teleskop buna benzeyecek. İlk tasarım bu halinde olacak. Gördüğünüz gibi yani şu alan 5 metre. Şurası 5 metre. Kendisi 4 metre. Şey yaptığımız zaman şöyle bir karşılaştırma yapabilirsiniz. Ne kadar boyutta bir şey olacak. Hepimiz RTT 150'yi biliyor. Kubbesini de biliyor. RTT 150'yi teleskobunu çıkartırsak, bir iki metre daha genişletirsek 4 metreye koyuyoruz. O boyda bir teleskop yapacağız. Yani 1.5 metre RTT 150, 4 metrelik daha teleskop. Böyle karşılaştırma yapıyoruz. Gördüğünüz gibi optik olarak da hani Atatürk Üniversitesi, İsviçre'deki okul ve Işık Üniversitesi bu optik tasarımın arkasında hem aktif hem adaptif. Evet, burayı da hızlıca söyleyelim. Zaten bunu belki izliyorsunuzdur. Şöyle söylemek gerekiyor. Biz proje müdürlerimizi Ocak başında işe aldık. 2014 Ocak. 2014 Ocak'ında aldık. 3 ay içinde çok zorlu bir koşturmaca içinde, 3 ay içinde şartnameler bitti. Bitti için. Tasarım bitti. Ve ondan sonra da, bundan sonra düşünün ki, ondan sonra Ağustos'ta gerçekten ihaleyi bitirdik. Sözleşme de Ekim'de imzalandı. Amos firması kazandı. Ve şu anda bir teleskop, yani bir yıl içinde 50 milyonluk bir teleskopumuz olacak. Ve bu projeyi anlatalım isterseniz. Amos'tan başka ihale edilen... Oldu tabii. En az 3 firma gerekiyor zaten. Biz 5 firmaya davetiye gönderdik. 7-8 firma böyle ciddi olarak ilgilendi. 10 küsur firmaya davet gitti. 7-8 ciddi ilgilendi. 4 firma, ihalenin birinci aşamasında 4 firma geldi. Sonra biri çekildi, 3 firma tekrar ikinci ihale kısmına geldi. Bitirdik yani. Bu arada da ciddi bir pazarlık yapıldı, onu söyleyeyim. Yaklaşık 5 milyon euro bir indirim sağlandı. 5 milyon euro.
Bunun ciddi bir pazarlık aşamasından geçti. O aşama o yüzden de iki aşamalı yaptık bilerek. Yani hani herkes elindeki kozlar oynuyor diye düşünüyoruz. Evet, nedeni şöyle düşün. Amos'ta kendini 3.6'dan 4 metre sınıfı teleskop yapan ve çıkartan bir firma haline geliyor. Aynı şekilde. Dolayısıyla ödemelerde bazı böyle şeyler sağlandı. İncelikler var. Dolayısıyla iyi bir süreç geçirdik diye düşünüyorum. Çünkü bakanlıklar tarafından da memnuniyetle karşılandı. Evet, bu WHD bizim teleskop değil tabii ki. Ama benzer bir şekilde odayı anlatmak için soruyorum. İki tane odamızı bölüyoruz. Bu tabii ki artık bu eski bir bilgi. Ama bundan emin olmadığımız için şimdilik şu şekilde düşünüyoruz. Burada odak yüzdemi platformun üstünde sabit kalacak. Bu anlamda bunun içinde bir tane girotetik dediğimiz döndükçe optik ekseni hep sabit tutan bir optik sistem tasarlanıyor. Bu dediğimiz gibi yeni projede olacak bu sistem. Aynı zamanda adaptif optik olacak şurada. Yani buradan ışık girecek ve tekrar geri geldiği zaman düzeltilmiş olacak. Ve tabii ki burada fokal odak düzlemi aletleri olacak. Bunu ikiye böldük. Kırmızı ötedeki her türlü çalışma burada yapılacak. Görünür bölgedeki her türlü çalışma da burada yapılacak. Bu her ikisinde de ters dönüştürücü olmak zorunda. Tabii ki şimdi yeni fikrimizde buradaki ile buradaki adaptif optik farklı amaçlar için yapılacak. O anlamda şunlar yer değiştirme şansı olabilir. Bu projemiz çıktıktan sonra belki bir sonraki UAP'ta ya da belki bir yakın toplantıda bunun gerçek duyurusunu, hani odak düzlem aletleriyle ilgili proje duyurularını daha kolay, daha rahat anlatabiliriz. Şu anda pek benim bir şey. O projenin de şeyini söyleyecek misin? Var ya ondan sonra anlatırım istersen. Bu adaptif optik neden, yani bu tabii ki hani Onur ve Noran'la yapılan bir çalışma. O yüzden de o adaptif optik bölümü tamamen Türkiye'de yapılacak, Türkiye'de tasarlanacak ve Türkiye'de üretilmiş olacak. Bu ciddi bir şekilde hem maliyet açısından hem de optik kazanımı açısından çok önemli bir olay. DPD buna tabii dört gözle bakıyor. Çünkü ilk defa yani böyle büyük bir çaplı bir projeye böyle büyük bir oranda katkı sağlamış oluyor. Hem eğitim açısından, hem mühendislik açısından, hem de maliyet açısından. Burada yapılan, hani zaman kalmak için ben birkaç videoyu size de gösterebiliriz. Gelen ışık bozulabilen aynayla birlikte yönlendirilebiliyor. Peki buradaki atmosferdeki türbülansı ters yönünde hareket ederek gelen ışık devleti düzeltilebiliyor. Temel olarak bu. Bu bize tabii ki bütün alanda sağlanamıyor. Dediğimiz gibi 5 dakikalık bir alanda sağlanabiliyor. Bunu sağladığınız zaman kazanacaklarınız gerçekten hani hayal edemeyeceğiniz kadar büyük bir şey. Ayırt edemeyeceğiniz her türlü nesneyi görebiliyorsunuz ve 5 dakika alan. Yani şöyle düşünürseniz, şu anda RTT 150'nin 5 dakikasını düşünürseniz neler kazanabileceğinizi yani sadece düşünebilirsiniz. Yani sadece söylemek de yetmiyor yani. Yaptığınız çalışmaları hatırlarsanız. Evet. İstersen bunu sırayla anlatalım Cahit. Hemen hızlıca şunu söyleyeyim. Bizim kalan işlerimiz, temel taşları kulübe ihalesini yapacağız şimdi ama. Birkaç içinde. Master plan ve bina ihalesi. Bu da hemen bitecek. Focal Play Instrument dediğimiz bu odak düzleme aletleriyle ilgili ihaleyi de evet. Sonuçlanır sonuçlanmaz 2006 başında yapmayın yani. DFP'den haber bekliyorum. Bugün açıklayacak birkaç ay içinde. Okeylerimizde 2006'nın başında da onun ihalesi çıkacak. İnfrared Astronomi Uluslararası bir konferans düzenleyeceğiz. 2015-2016 buna şey başlayacağız. Bu yıldan itibaren çalışma başlatmamız evet. Gerekiyor. O yüzden de yani hepinizden destek ve öneri bekliyoruz bu anlamda. Yani bunu bu bizim için prestij bir toplantı olacak. Çünkü teleskopun ilk tanıtımı olacak. Evet. Yani diğer ihalelerden sonra artık her şey belli olmuş olacak. Genel olarak yani uluslararası hızlı ajansmanın için. O konuda şey yapacağız. İşin içinde enstrüman da olabilir, şey olabilir, gözlem tekniği olabilir. İnfrared ile ilgili ne bileyim çalışmalar olabilir. Yani ileriye dönük ziyade büyük gözlem ile ilgili çalışmaları. Ama hani bu toplantıyı yapacağız. Yapmakta zorundayız. İşte çaremiz yok. Bilişim alt yapısı halimiz var. Yani alt yapısı. Ya var ama şöyle. Yok bana da şöyle düşünün. Bakın bunu da şöyle düşünün söyleyeyim ben.
Bu kadar işin altında onun organizasyonuyla uğraşacak hakikaten zamanımız yok. Ama birileri dışarıdan yardım ederse orada hem de kışın güzel bir dönemde enstrümanlık ayak döneminde bunu yaparız. Hiç sorun değil ama biz dışarıdan yani desteğe ihtiyacımız var. Bakın organizasyon anlamında. Yoksa... Biz 20 küsür kişiyiz. 20 küsür kişi sabah 8 akşam 5 çalışmıyor. Sabah 8 gece 10-11-12-1-2 2'de 3'te mühendislerin dağdan indiğini düşün. Bunu çok yaşadık. Yani zaman sorunu diye bir şey yok, sıkıntımız yok ama yeterli sayıda yani orada çalışmak. Uzaktan yapılabilen işler çok, Sinan bilir ama mümkünse oraya gelip bir süre geçirmek, orada bir şeyler yapmak çok daha etkin ve aktif. Hele bu tür konularda yani asıl bilime katkısı, astrofiziğe katkısı gibi düşündüğümüz konularda gerçekten bütün camiadan yardım istiyoruz. Yani yeter ki talep gelsin, yeter ki istek gelsin, biz de çözüm üretmeye çalışalım. Bizim şu ana kadar yapmamamızın tek nedeni bu. Yani şey paylaşım, insan desteği. Bu konularda özellikle talep geliyor. Parayla ilgili sorunumuz yok. Üniversite bütçesi de öyle, DPT bütçesi de hiç sorun yok. Bu toplantıları yapın diye veriyor. Yer sorunumuz yok. Kalacak yer sorunu asla yok orada. Sinan'da bile çok rahatlıkla için. Tek sorunumuz insan gücü, yani insan kaynağı. Bir de bundan organizasyonla uğraşacak ekibimiz yok. Yani tamam, yapmamız gerekir. Yani bu arkada da aynı sorunu yaşadık. Yani 2006'da biz üstlendik. 2006 işinden başlamamız gerekiyor bize. Bu kadar işin arası. Unutmayalım ki bir de tabii ki COSPAR 2016'da. Evet. O yüzden hani böyle çakışmaması gereken bir çalışma yapmamız gerekiyor. Çakışmadan bir araya sokuşmamız lazım. Yani kışın bir okul olabilir ama. Ya evet ama işte organizasyona yardım etmek isteyen için kimse biz razıyız. COSPAR'a niye dahil olmadınız? COSPAR'a şöyle, COSPAR'a uzay, daha doğrusu şöyle söyleyeyim, COSPAR'ın başlangıçtaki yapısıyla şu anda kimin yürüttüğünde tam olarak net belli değil. Şimdi uzayda kaldı diyebiliyorum ben son organizasyon. Uzaydan da farklıysanız ayrıntılı herhangi bir mesaj da geldi. Biz de bu şekilde orada gelip de hiç yapmadık. Onun yerine kendi ulusal kongremin sonunda biz kendimiz, çünkü bu biraz özel bir konu, temalı bir konu. Bir de altyapı konusu. Yani COSPAR, onu sorduğunda yani. Evet. Bize geldi, var mı istediğiniz bir konu diye. Ha bize de geldi. Şöyle, burada anlatıl, yani şuradakiyle COSPAR tam çekişmiyor. Burada gerçekten hani... Siz projenin geneliyle ilgili mi soruyorsunuz? Hani tabi orada da... Hayır. Yani şu. Evet. Ama işte infrakastronomisini orada küçültmüş olduk. Biz genişletmek istiyoruz o anlamda. Yani özellikle instrumentation ve future plan anlamında. Bu konferansı bir de şöyle düşünüyorum. Biz bu konferansta aslında yeni nesil gençleri buraya çekmek istiyoruz. Çünkü yaz ya da kış okulu olacak ki oradan bir şeyle çıkıp bir de belge verebilirim. Öbür türlü sadece konferans dinlemeyle geçecek. Çoğu dinleyip herkes eline gidi alacak. Bizim derdimiz konferans artırı, yaz okulu, ellerinde bir şey kalmıyor. Artık bunu tutuyorum işte senede bir mutlaka. İki yılda bir, bu hakla ters dönüşü. Evet, tek yıllarda biz yapalım. Ama bu hak bunu bağlamaz yani. Öyle çakışmaması, Son 5 slide'da astrofizik üzerine yoğunması bilirsek. Şuraları geçiyorum, bunlar yapacağımız yeni projelerimiz var. Bir patlama ünitesiyle ilgili bir şey yapmamız gerekiyor. İlk ışığı şunu söylemek lazım. 2018'in sonu, 2019'un sonu yani optik testler uzun süreceği için 2019'un içinde, ki bu son bulabilir. Dolayısıyla ilk ışığı alıp teleskopumuzu aktif hale getirmiş oluruz. Plan bu ilk testler olduğu için, pardon, ilk ışık dediğimiz şey aslında yazın denk gelmesi gerekiyor. Kurulum uzun süreceği için hani bu kurulum penceresi bir yıl atıyor eğer olmazsa. Şimdi Emre senin özellikle istediğin yerler. Evet, ilk bize gelen teklif bu, doğrudan geldi, o yüzden en önde duruyor. Flamingo bir, şu anda Nikolic'in olmuş durumda, Florida Üniversitesi ama bunu tekrar canlandırmak istiyor. Bunu biliyorsunuz, bu ünlü bir MOS cihazı. Bu MOS cihazının mali değeri 10 milyonlarca dolar civarında. Ama tabii ki şu anda 2 çıkmış durumda. Ve ikide adaptif optik de aynı zamanda var. Flamingo 1'i ise DAG'a özel refurbishment yapılarak yeniden düzenlenerek optik tasarımı DAG'a özel yapıldıktan sonra bize aktarmayı hedefliyorlar. Bu anlamda da gözlem zamanı istiyorlar doğal olarak. Flamingo 1 şu boyda 2 metreye 70 santim çapında bir MOS cihazı.
şeyler var, şablonları var, tarz çizgilerine özel. Ve onlar da otomatik olarak hazırlanıyor. Bir gece öncesinden siz verebiliyorsunuz şu bölgeyi gözle çizgiyle göreceğim diye hemen o geceye hazırlanabiliyor. Bu aletle birlikte geliyor. Bu anlamda hani şunlar hepsi tabii ki değişmiş durumda. Sadece şurası bu bölgedeki optik tasarım değişecek. Bu da kabaca 1 milyon TL civarına denk geliyor. Eğer biz bu yeni projede bunu karşılayabilirsek bir anda bir MOS yazımız olmuş oluyor. Türkiye'de MOS yazı kullanabilecek hale geliyoruz. Diğer bir geçen SBA'de doğrudan ilişki kurduğumuz grup ise bu Enkit denen yepyeni bir teknoloji. Şurada özelliklerini yazdım. Gerçekten çok ilginç bir uygulama. Bu şu anda bir asi bir teleskobun üstüne konmuş durumda ve o yüzden de çok kompakt yapılmış ve o yüzden de çok pahalı halde üretilmiş. Hangi teleskop olduğunu hatırlamıyorum ama şu anda biz onlarla iletişime geçtiğimiz zaman sizin eğer platformunuz varsa bu daha kolay üretilebilir, daha kolay çalışılabilir dendi ve bu anlamda da yeni teknoloji bir, odak düzleminde yeni teknoloji bir. Aygıta doğru gidiyoruz. Hedefimiz şu arkadaşlar, klasik gözlem araçlarını tabii ki bulunduracağız. Yani görüntü alacağız, tayfa alacağız. Ama MOS gibi bir cihaz gerçekten hani çok sık olmasa bile herkesin bir ihtiyacı. Bunu da cepte var bir olarak görüyoruz. Ama bu aletler 10-20 yıl sonra her tarafta olur. O yüzden de DAG'ın gerçekten anahtar rol oynaması için de bunlara da yönelmemiz gerekiyor. O yüzden de eğer aygıtlarla uğraşıyorsanız yeni teknolojilere de makaleleri okumaya başlamamız gerekiyor. Çünkü bunları yapacağı şeyler çok 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 daha farklı şeyler olacak. Gördüğünüz gibi her bir fotoğrafı tek tek sayabilme özelliği. Bu şu kadarcık bir alanda şu anda. Bunu büyütmüşler şu anda bu durumda. Ama bu aynen CCD teknolojisi nasıl bir anda coştuysa en kilitli bir anda ciddi boyda da bir kavramda. Sadece infrared mi yoksa? Şeye geçip, yani yaklaşıyor. Şey var, görünür bölge var ama hani çok asıl asıl bir sonraki ise bu da bunlar tabii ki yeni. Bu çok önemli, ilginç bir olay. Bakın TMT'deki AO ilk başta denemek için bizi seçiyorlar. Daha ortada teleskop. Çünkü 4 metre ve optik özel tasarlanmış Loran tarafından. Loran'ı bilenler doğal olarak DAG'a geliyor ve diyorlar ki ben TMT'ye koymadan önce sizde AO sistemi deneyelim. Aynen optical benchmark kullanacaksın ama ne kazanmış olacağız? Biz optik kalitemizi bilmiş olacağız. Onlar da optik aletlerini test etmiş olacak. Bu da tabii ki bu da yeni bir şey. Sinan'ın çalışmalarıyla bunu şey yapacağız. İleriye götürebileceğimiz bir olay. Burada ise yaptığımız şey şu. Daha önce demiştik ya hani hem boylamsal olarak hem de küresel olarak önemli bir noktaya geliyoruz. Ama bunu nasıl sağlayabiliriz? TESO gibi bir kuruma eğer biz ciddi bir şekilde ilişki birliği girersek daha kalıcı ve kurumsal bir iletişim kurmuş olacağız. Eğer onlar bir proje başlattılar, sadece dünyaya bakıyorlar, kuzeyde birisini bulmaları lazım. Ama bütün teleskoplar orsaflar. Yani çok fazla gözler. Biz daha yeni kurulan bir teleskopta eğer baştan böyle büyük projelerle geliştirirsek, o zaman bir anda ESO'nun karşılığına denk gelmiş oluyoruz. Böylece hani ESO'ya girme olasılığımız daha da kolaylaşacak. Neden? Çünkü onlar gibi onların istediği oranda bir sayısı üretmiş oluyor. Bunu yapabilmenin yolu ise dediğim gibi ilişkileri, yani işbirliklerini arttırdık. Evet, bu buradaki bizim herkese duyurduğumuz, uluslararası olarak da duyurduğumuz 3 tane kriter var. Gel konuşlan, gözlem zamanı aç. Aygıtını getir, gözlem zamanı aç. Bunu ister bizim teleskopa takalım, İsterseniz de gelin kendi teleskobunuzu kurun. Böylece de orası gerçekten bir sitem. Ama onun ötesinde bu üçüncüsü ise her şeyi açık.
Yani burası bizim teleskop. Yani 4 metre sınıfındaki bir teleskop hepimiz. O zaman ne olacak? Hayal gücümüzü arttırmamız gerekiyor. Daha farklı şeyler düşünmemiz gerekiyor. Artık kabuğumuzdan çıkıp gerçekten 4 metre sınıfı olan bir ülke gibi çalışmamız gerekiyor. Daha farklı sorular sormamız gerekiyor. Bunun için ise dediği biraz önce söylediğim gibi aygıt geliştirmemiz gerekiyor. Artık eskisi gibi küçük teleskoplarla bilim yapabiliriz. Ama başka soruları sorabilmek için elimizde ciddi, optiği çok iyi, çok iyi, hatta dünya sınıfında bir teleskopu gibi. O zaman yapmamız gereken dediğim gibi sorularımızı değiştirelim, bakış açımızı değiştirelim. Başka şeyler de arayalım. Acaba 4 metreyle benim çalıştığım konuda neyi çözebilir? Bu soruları sormamız gerekiyor. Bunun için her şey hazır. Her şey hazır. Yani bakın bir lisans öğrencisi şu anda girse mezun olduğunda 4 metrelik teleskopu gösterir. Bunu öğrencilerimize anlatmamız lazım. 2019, yani yarın, yarın teleskopumuz geliyor. En az altı tane alet geliyor. Yani milyonlarca dolarlık aletimiz oluyor. Ama neyimiz eksik? Soru. Soru sormamız gerekiyor. Şimdiden de. O yüzden hep vurguluyoruz. Her şey açık. Burası her şey açık. Gelin birlikte burayı ciddi uluslararası bir standartta bir teleskop. Projelendirmeler nasıl yapacak teleskop? Yani gözden zamanı kimden isteyecek? Bunu şöyle söyleyeyim. Ve atıyorum işte o data nasıl saklanacak, ne kadar sürelerde paylaşılacak? Oradan geriden başlayalım. Burası şu anda başından itibaren VIO sistemiyle çalışacak. Başından itibaren her şey arşivlenecek sonsuz zamana kadar. Ve burası bir merkez olacak, veri merkezi. En azından onu söyleyeyim. Bileşim altyapısında yüksek yani HPC computing olacak. İstediğiniz analizi ve istediğiniz işleri yapabilecekler. Hiçbir şekilde hiçbir veri atılmayacak, hiçbir şekilde saklanmayacak. Herhangi bir sistemde hiçbir yani her şeyi indekslenecek. O anlamda hiçbir sorun olmaz. Ama eğer gözlem politikası dendiği zaman orası da bizim için Türkiye'de bir yenilik yapacağız. Şöyle söyleyeyim. Sen kime başlıyorsun? Tamam, bunu söyleyeyim. Şöyle, kabaca özetlemiştim çok ayrıntıya girmeden. Bir kere arşiv konusunda şunu söyleyeyim. İşin temeli o, birinci günden, şu anda başlayan bir süreç. Ekip, bununla ilgili ekibimiz var, daha teleskop yok diye düşünebilirsiniz. Her türlü veriyi saklıyoruz. Ama hani CD'lere yazmıyoruz, onu peşin söyleyeyim. Yani CD'lere yazılmıyor hiçbir şey. Şimdiden küçük NAS sistemlerimiz var ki bunlar büyük şeye geçecekler. Şu anda iki tane RAM kabin dediğimiz o disk kabinleri alındı, kuruldu, test ediyoruz. İnternet hızını o yüzden yüksek tuttu. Bizim başlangıç hızımızı söyleyeyim ben. 10 gigabit, daha da şey arası şu anda 10 gigabit deniyoruz. Yapmak istediğimiz şey bir yıl sonra 100 gigabit hızda veri atmak. Üniversitenin ya da Türkiye'nin çıkışı 100 gigabit değil ama en azından daha olan iletişim bunu sağlamak. Sonrasında 200-300 megabitle şehrin dışında, üniversite dışında, yurt dışında her tarafı bunu açabilir. Veri alma konusunda sorun yok. Projelendirme şöyle olacak. Bir kere kişiye zaman tahsisi olmayacak. Bu sistem bu tür teleskoplar için yazıktır ve hakikaten etkin kullanılmaz. Yani bu eski bir sistem. Yani şu anda bildiğimiz klasik sistem değil. Bana ne kadar gün vereceksin? Sana gün vermeyeceğiz. Biz projeye gün vereceğiz. Q-Mod'da yani, gün vermeyeceğiz. Sana ne? Ayşe senin için ne veriyor? Bu genelde yani, önemli. Şöyle, proje havuzuna bir komisyondan, bir bilimsel şeyden ulusal ve uluslararası hakemlerin olduğu bir komisyondan geçtikten sonra proje havuzunda senin projen bir toplanacak. Ondan sonra bu kadar otomatik sistemi boşuna yaptırmadık zaten. O gecenin atmosferde seed değerleri anlık ölçüldüğü için çünkü adaptif sistem için zaten bunu real time istiyor teleskop. Dolayısıyla o gece hangi projenin gözleneceğine teleskop ve hava karar verecek. Otomatikse otomatik projeler havuzdan çekilecek, otomatik olarak gözlenecek. Tarsansa, tarsal alanlardan içinden uygun olan seçimlik gözlem. Dolayısıyla sen 3 ay sonra evini almak yerine bugün projede verdik, belki ertesi gün evini alacaksın, belki 3 ay sonra evini alacaksın. Ama evini alacaksın. Çünkü bunun zamanını boşa geçirmek, hava kapattı, ah ben ne yapayım, oturayım, başka işime bakayım diye bir lüksümüz yok. O yüzden de bütün bu altyapı şimdiden oluşturulmaya çalışılıyor. Nedeni proje havuzundan, projeyi atmosferin yani havanın durumu kendisi karar verecek. O gece ne gözlenecek? Bir şey demek istiyorum.
servis noktası zaten. Evet, evet. Aynen. Yani o modlar çalıştırılabilir tabii ki. Yani belli bir şekilde çalıştırılabilir ama o tamamen politikaya bağlı. Yani temelde Q modunda çalışacak. Herkes sıraya girecek. Hangisi uygunsa teleskop oraya çevirecek. Eğer orası kapattıysa, burası açıksa buraya geçecek. Orası kapalıysa buraya bakacak. Burada hangi projeler varsa, hangi nesneler varsa onlar çalışacak. Doğal olarak zaman kaybedecek. Yani benim nesnem burada, orası kapalı. Bekliyor. Böyle bir şey olamaz. Bunu yaşıyoruz şu anda biliyorsunuz bütün teleskoplar. Bunda öyle bir şey yok. Dünya bundan bölgesi kapalı. Rüzgar mı var? Siyik mi kötü? O siyik değerinde ya da diğer açık bölgede ne gözlemlesi gerekiyorsa o havuzdan ilgili proje çekilip alınır. Bugün şartlarıyla. Çünkü internet en çok esnaf değil mi? Mesela tutabiliyorsun gözlemle var. Evet, projenizi mantıklı yapamadık. Çünkü hava şöyle yedi. O havada bu proje gözlemleyecek. Yani bunu karşılara veriyorsan herhalde esnemeye gerek. Aynen. Sorun olacak. Soğuk cüce bir yıldızın yakınında iki Jüpiter kütlesindeki bir gezegenin near-infrared tayfını aldığınızda ne kadar dünyanın bir oranına erişebileceksiniz, kaç kalibre gibi bir çalışmalar yaptınız mı? Yani bilimsel hedefler arasında neleri sayabiliriz? Bu, özel olarak da bu soruma bir yanıt var mı? Böyle bir özel bir soru, öyle özel bir yanıtımız yok. Yani böyle bir çalışma ancak ve ancak hani talep gelirse ben bunu gözlemek istiyorum. O anlamda bir optik çalışma yapılır, bir alet çalışması yapılır. Şu anda şöyle düşünün, sorduğunuz sorunun şeyinde alet yok. Yani sen ben bunu istiyorum, teleskop bunu veriyor, hangi aletle kaydedeceğim? İşte aleti tasarlarken tabii ölçütlere göre tasarlıyor musunuz? Eğer input varsa bizim bilimsel gerekçelerimizden bir tanesi şu kriterler istiyorum derse ona uygun bir şekilde alet devam değil mi? Şu anda da zaten şimdi teleskopun çözüldüğü anlamında evet. Kaplamanın ne olacağı anlamında evet. Hangi damla boyuna ne kadar gittiğimiz 3 mikrona kadar evet. Ama onun dışında araya koyduğun aletin çözünürlüğüyle belirleyen adaptif optik sistemi. Şöyle düşün. Bizim oradaki seeing değerleri ya da o geceyi seeing'ine göre karar verileceği için belirleyen aslında seeing çözünürlüğü de belirleyen. Bir low resolution, bir high resolution spektrograf olacak. Ne bir sorun yok. Ama nerelere gideceğini karar vermek tamamen bize ait. İşte bunun için ise bu DBT'den ne kadar bütçeyle gireceğimiz, bu işe nasıl soyunacağımız belli. Bunu belli olduktan sonra klasik görüntüleme sistemleri bir sorun yok. Zaten her şey belli. Field of view belli. Çözünürlüğün zaten otomatik kabaca nereye çıkacağım belli mi? Zaten teleskobun şeyi, yönlenmesi ve takibi belli. Bir saniye, milyar sekund. Yani dediğin sınırları zorlamak için bizim aletleri yaparken zorlamamız gerekiyor. Aletleri. Yani burada o da DPT yapmayan, kalkınma bakanlığına bağlıyız. Nedeni ne kadar para alabilirsin, o kadar iyi alet ya da o kadar yüksek teknolojiyi aleti yapma şansınız. Bunun tersini dayatma şansınız yok. Yani biz açıkçası dünya şunu yapıyor ve biz de onun yanında şuraya gelmek istiyoruz. Bu bilimsel amaçlarımızı gözleyebilmek diye motivasyonla göre işte güneş sistem ötesi gezegenlerde şu işte yıldız oluşumunda bu aktif çekirdeklerde bu gibi gerçi öyle bir çalışma yaptığınızı biliyorum. Biliyorum ama DPT bundan anlamaz diye mi bakıyorsunuz? Yok, yoksa, yok. Yani, DPT bizimkilerden çok daha iyi anlıyor. Tamam o zaman hani o konuda hiç öyle oradan niçin hani limitler belirlenmiyor, simülasyonlar yapılmıyor ve yani bu çağrı projesinde çok spesifik talepler, limiting bir talep hiçbir yerden gelmedi. Yani bu kadar spesifik bir talep hiçbir yerden gelmedi. Senin bu sorduğun soru ilk defa size sordum şu anda. Bu derece. Yani herkes... Şimdi şeyden dolayı söylüyorum. Yurt dışından, yurt dışına da aynı duruyu yapabilirsiniz ve onlar verebilirler. Şimdi hikaye şöyle. Biz bu teleskopla neredeyse Türkiye'deki herkesi ve yurt dışındaki herkesi memnun etmek istiyoruz. Doğalı bu çünkü. Doğandolu gözlemini kimin teleskobu? Türkiye'de. O zaman ikili yıldız çalışan da, galaksi çalışan da, geniş alanda çalışan, nesne çalışan da, işte uluslu çalışan herkes bir şey istiyor. Şimdi sen bunların herkesi isteyen bir şeye, eğer sadece çok çözünürlük, yüksek çözünürlükte bir şey istersen platformun yarısını yok etmek zorundasın. Yani ona ayırmak zorundasın. Yani dedicated'e ne kadar çok gidersen, alet anlamında, o kadar çok kaybolur. O kadar çok kapatmış olur. Bakın ne kadar ortalama herkes memnun edecek bir şey varsa da kaybolur. Zaten o. Evet. O zaman da kaybolur. Orada bir türlü biz kendi içimizde astronomi üzerinden sonra bir şey söylemediği için herkes.
Söyleyenleri topladık. Genel topladık. Yani söyleyenleri, bütün yazanları topladık. Bunların içinde optimum, herkesi mutlu edemeyiz. Öyle bir şey lüksümüz de yok zaten. Yani DPT herkesi mutlu edin demiyor zaten. Ama hani şunu söylemem lazım. Biz bu kadar ayrıntıyı DPT'ye versek de hani oradaki kişiler temel bilimci ya da fizikçi ya da astronom değil anlamazlar ama bir şeyin farkında var. En azından bu gelen fikirleri ya da önerileri proje verirken bir yerlere gönderiyorlar. Onlar da bilgi arıyorlar. DPT'nin de en çok yakınması şu. Ya camiye soruyorsunuz, camiadan bir şekilde almışsınız ya, tekrar bize soruyorsunuz hani bundadır diye. Biz bunu tekrar camiadan birilerine sorduğumuzda tam tersi cevap. Zaten boş verdik ama şöyle bir durum var. Evet. Yani o yüzden dışarıdaki aygıtlara... Dünyaya sorumlu. Evet, o yüzden zaten dünyaya da çalışıyoruz. 7 tane yabancı danışmanı, 2 tane optik tasarımcıyı o yüzden seçtik. Tamam ama ben onu demiyorum. Astrofizikçilere direkt olarak gidip yani işte sor. Ne gözlemlebilir, ESO'da ne gözlemeye çalışıyor o adam. Bunun için söylenemiyor bak. Bunun için ne zaman gidiyorsun? Seni de gönderiyoruz şimdi. Mart'ta ESO'nun ileriye dönük projelerinde siz neler yapacaksınız? Biz bunun neresine takılabiliriz, neresinden bir şey koparabiliriz diye görüşmelere biz de gidiyoruz. Onlardan teklif geldi değil mi? Biz de araştırıyoruz. Şimdi danışmanlara sorduğumuzda bize net bir şey söylüyorlar. Ama onlar bir soru soruyor. Siz ne yapmak istiyorsunuz? Evet, evet. Adamı yapmak istediği işi biz ne yapalım ki? O yani sen ne yapmak istiyorsun diye soruyor. Yani biliyoruz camiacı değil. Yani biz sizin yaptığınızı yapalım demek ki. İşte, bak burada şunu söyledim. Şu çok çok net şunu söyledim. Yani aynen dediler. Yani, siz ne yapmak istiyorsunuz? Tamam ben genel teleskop yapmak istiyorum. Ama yaparken eğer farklı bir şey yapmayacaksınız. Yani siz de aynı sıraya gireceksiniz. Niye? Evet. Ben de onu, o yüzden de zaten bu teleskopun o anlamda odak düzlemi aletleri çok kritik. Biz dediğim gibi görüntüleme anlamında hiçbir sorun yok. Türkiye'de yapılacak belki de görüntüleme aletleri. Ama Tayfer ölçer, işte burası kritik. O yüzden de öneri bekliyoruz. Yani bunu hani standart bir tane TIFOS yapabiliriz. Ki zaten bir tane MOS geliyor. Her şeyi yapabiliriz. Ama yapmak istediğin eğer özel bir şeyse bunun neresine sıkıştırabiliriz? Yani bunu çalışmamız gerekiyor. Hem de şöyle düşün, ESO'nun ileriye dönük projelerinden bir ya da iki tanesi bir grup tarafından, bizlerden biri tarafından bize dönük projelendirilirse biz yapacağımız aleti gerçekten karar verip o yöne doğru şey yapabiliriz. Öğrenebiliriz. Gözlerimiz açık. Verebiliyoruz. Ama şimdi herkes bir şey istediğinde her bir türlü bir alet yapamayız. Böyle bir alet yok. Yok hedef olarak. Ama hani aklımdaki bir şey, projelendirir dersen böyle bir şey yapmadım. Mesela da yapılıyor. Burada da yapılıyor. Biz bu yapacağımız aletlerden parasını ne kadar alacağımızı bilmiyoruz ama biz orada alternatif şeyler sunduk projede. Dünyada ne tür biz bunların hangisini yapabiliriz ya da belki de bir araya getirip karıştırıp yani mix edip bir şey çıkartabiliriz ama bu daha çok arkasında senin ne gözlemek istediğinle ilgili olduğu için bilimsel bir sistem. Burada hani biz kendi içimsel şeylerimizi topladıklarımızı derleyip sunduk. Ama bir de onlar temel alet. Bunu spektrometre evet. Çizmek lazım. İşte testörünün 6 tane alet takabilecek durumdasın. Bu proje bir şeyin son getirdiği dakikaya tutulmuyor. Bunlar aslında şu anda temel ihtiyaçları giderecek aletler ilk sunmak için. Yani bu teleskop çalışmaya başladı. Şimdi sen hemen bir görüntüleme bir type isteyeceksin. İşte bunlar bu projeyle alınacaklar. Ama senin dediğin o çığa yapılacak olan proje hala açız ve o süreç devam. Yani o şeyin içerisindeyiz. Yani ya biz kendimiz yapacağız ya bir işbirliği bulacağız. Evet. Ve işbirliğinizi, fikrinizi getirin, başlayalım deniyor aynen. Sürekli ama böyle bir talep böyle gelmiyor. Bir şey gelmiyor. Yani şey diye düşünüyoruz. Aynen. Yani işte biz ama yani. Yani sizin gidip Avrupa'da, Amerika'da ama kimin adıyla yani? Şimdi bak, hayır kimin adı değil. Yani gelip gözlem zamanı... Pratik olarak... Free gözlem zamanı vereceğiz. Deseniz adamlar zaten... Pratik olarak şunu söyleyeceğim. Teleskopun optiği... Teleskopun optiğinin netleşmesi daha bitmedi. Yani... Şurada bir design review ve final design review geçmeden... Teleskop optiği net değil. Bunun üstüne hiç kimseye bir şey takmak ya da bir takmakla uğraşmaz. Bu bitmeden... Hiçbir şey yapamayız. Bu ne demektir? En azından Haziran'da. Haziran gelmeden, Haziran 2015 gelmeden hiçbir şey söyleyemez. Ama söylerim, görüntü alırsın. 4K, 4K, 8K, 8K. Görüş alanı şu. Görüş alanı belli. Düzlüklük belli. Takip belli. Motorlar belli. Pilya belli. Her şey belli. Bunda bir sorun yok.
Ondan sonra seçim verebileceksiniz. Ondan sonra şimdi sen bana diyeceksin ki bu lazım dediğin zaman tarif başka bir şey. Ben ondan sonra 1/3 platformu sana vereceğim. Diyeceğim ki çalış. Yani bu konu teleskopu dedikleri hale getirebiliriz. Yeter ki öneri gelsin. Onunla ilgili proje biz bu FBI içinde bu işin başındayken aylıklardan birini çok böyle gerçekten orijinal bir proje gelirse kendi camiamız o yüzden bekletiyoruz sizi ya da cevap bekliyoruz. Bakın oraya adapte edebiliriz belli aleti. Bakın yani hani bu şaka gibi gözüküyor ama bir teleskopta 6 tane alet var. Yani olabilecek. Olabilecek. Yani kek teleskoplarını biliyorsunuz adamlar hani 4 teleskopta her nasibinde 2-3 tane alet var. Biz 6 tane alet taşıyoruz. Yani hedef bu. O zaman yani bundan sınır yok. Şey de kaçmıyor, onu hemen söyleyeyim. Hani DPT'nin falan bu işten kaçtığı yok. Tam tersi onlar bizden hevesli. Bakın biz 3.5 metre çaplı diye yola çıktık. Sonra adapte optik, aktif optik falan da ekledikten sonra hani bütçe belli limite geldikten sonra DPT şunu sordu. Ya bu belli bir limiti geçebilir. Yani siz bize 50 verdiniz ama ki, yani şu anda 20'yi o yüzden verdiler. Mesela 4 metre sınıfına çıkmamızı istiyor musunuz? 4 metrenin altında kendileri de istemiyor. Çünkü bu prestij aynı zamanda bir ülke için. Yani onlar açısından prestij. Şey gözüyle bakmıyor, astronomik olarak tabii ki bakmıyor. Arkasına takacağınız aletleri onlar da şöyle soruluyor. Bizi bu dünyada yarıştırabilecek aletler. Şimdi senin dediğin cevap evet, onlar bunda hiç şey değiller. Sorun, bize bu konuda diyelim projeleri hakemlik eden kendi camiamızdan kişilerle sorun. Bakın, biz öyle bir noktaya geldik ki, yani bunu şey yapmak, hani vurgulamak gerçekten istiyorum. Öyle bir noktaya geldik ki, Amerikalılar bizim optik tasarımımızı yapamayacak durumda. Amerikalıların elenmesinin nedeni, bizim tasarladığımız optiğe yaklaşamamıyormuş oldu. Hiç çalışmamışlar, yani çalışamamışlar. Üretemeyecekler. Çünkü adamlar standart bir teleskop şekli belirlemişler ve o şekilde gidiyorlar. Ve bizim hedeflerimizin yakınına bile yaklaşıyorlar. Kendileri o yüzden gelmediler yani. Biz bunu yapamayız diye. Yani bunu yapamayız diyen firma General Dynamics yani. Dünya devi bir firmadan bahsediyoruz. Yani düşün yani şu anda bu noktadayız. Bu optikle buraya geldi. Şimdi artık hedef belirliyoruz. Odak düzeyimiz. İçinden eleman çalıştırma yani ona çok... Hepsi uygun. Her şey uygun bak. Yani sözleşmeli personel çalıştırabilirsiniz. Mesela beni ve postoluğu çok deneyimi olan... Ona yapılacak. Bu yeni proje yapılacak. Başka iş bulamayan birçok insan var. Yani Avrupa'da mesela. Siz hani bilimsel odakları oluşturmak için özellikle. Odak derken odaklanılacak konularda neler yapılabilirsin hesabını verdikten bir simülasyon bile yaptırabileceğimiz evet, şimdi o nokta o kadar şey ki, şu anda şey eğer bu projede, FBI projesi çıkmadan hiçbir şey konuşamıyoruz. Tabii tabii yani ondan sonra... Ondan sonra dedim ya, bütün bu projenin içinde her şey var. Her şey mi var? O projenin içinde de ayrıca eleman çalıştırma izni var. Yani evet. Sadece tabii fizikçe gastronomi mühendisliği. Dolayısıyla hani karşılıklı etkileşim, mesela bizim teleskop yapılırken bizde çalışan mühendisler ya da birkaç fizikçe astrofizikçiyi biz de Amos'un ya da ilgili firmaların fabrikalarının üretim testlerini ödülleri getireceğiz, eğitim verecekler. Bunlar zaten yapılıyor anlaşılıyor. Ya da işte dediğim gibi hani bir danışmanlar kurulumuzda birbirini açacağız bunu. Bir kurul oluşturacağız. Belki bir hafta çalışılacak. Belli tayfa ölçerler seçilecek yapılması için. Yoksa diğerleri hani first light instrument ya da işte imaging bunlar hepsi. Türkiye'de hiç şeyle başlamıyor. Türkiye'de hiç şöyle başlamıyor. Önce bilimsel bir hedef koyabilirsiniz ama bununla gidip para alamıyorsunuz. Öyle bir proje yok. Ama paranız var bilimsel hedef. Hayır, FBI için. Şimdi FBI'de alacağın parayı bile bazen bilimsel hedef koymak zorundasın. Çünkü yapacağın aletin tasarımı ya da maliyeti bunu gerektirir. Sen 50 istiyorsun, 10 verdilerse 50 bin dolarlık aletle yola çıkamıyorsun. Ona bağlı biraz. Aynen. Ama hani oraya proje sunarken tabii ki belli bilimsel hedefler, muhtelif yapılabilir ya da istediğimiz aletleri yazdık. O döküm var. Ayrıntısı da var ama hani bunların hepsini tabii ki değil. Dedi ki ne verirseniz bunların içinden biz uygun olanları yapabilir ya da işte kendi camiamıza kazandırabiliriz diye veriyorsun proje. Bizim şu andaki aşamamızı biz çok önceden öngörmüş ve o kadar bu anlamda hani mutluyuz ki biz eğer ki dark teleskopu altında 6 tane şey alet, bir tane kaplama ünitesi, işte yol
asfalt bilmem ne her şey hazır. İşte atasan bunların hepsini topladığımız zaman 100-200 belki de daha fazla milyon. Hiç kimse bu parayı vermiyor. Biz o zaman ne yaptık? Parçalara böyle reklam düşündük. Yani reverse engineering yapıyoruz. Eğer biz hayali tek bir parça yapsaydık, bu hayalimiz diye, o zaman kimse buna yaklaşamıyordu bile. Ama bunu bakın Türk mantığı. Bak burası yapabiliyoruz, bak bunu yapabiliyoruz, bak bunu yapabiliyoruz diye yola çıktı. Şimdi artık her şey elimizin altında. Yani kod yüklen bile alabileceğiz. Ve Türkiye'ye şey yapacağım, servis vereceğim. Bu Türkiye'ye, yani hoşlarına gitti. Mesela Teleskop'un ihalesi bitti. Evet, yapıldı. Şimdi işte ne diyoruz? FBI arkasının alıcısını devreye sokmamız lazım. Çünkü 3 sene sürecek bir yapı, bir tasarım gerektirecek. Dolayısıyla buna yetişmeli. Şimdi BPT bu gözle baktığı zaman kabul ediyor. Evet diyor, Teleskop bittiğinde o da gelmedi. O yüzden o projeyi de başlatmamız lazım. Sen bunu başa döndürüp dediği gibi bunun kaplama ünitesi olacak. Tabii ki olacak. Onu da biliyorlar. Şimdi yani saklanmış değil. Sadece biz de bunu aşama aşama yapmak istiyoruz. Bunu siz de görün. Bakın bittiği zaman diyeceksiniz evet bitiyor. Diğer aşama başlasın. Şimdi onlar da o yaklaşım aynı şekilde aşama olarak gitmenin faydalarını gördüler. Hatta başka bir şeyi başlattık. Biz ilk defa ortak 4 üniversite DBT projesi yaptık. İlk defa. Onlar için de bilgi. Yani o şey alet, optik aletlerin tasarımı için 4 üniversite ortak proje yaptı. Atatürk Üniversitesi'ndeki DAP teleskobundan yani hani oradaki teleskobu bir alet yapılacak ya da birkaç alet yapılacak. Ama işin içinde sadece o üniversite değil, birkaç üniversite birden olmuş oldu. Bu onlar için de bilgi. Evet, ilk defa, DBT hayatında ilk defa bize sordu. Başvuru formunu nasıl düzeltelim? Yani buna göre formu biz düzenliyoruz dediler. Çünkü hayal edemedikleri bir şey. Ben son bir soru soracağım. Bir projesi olarak verdiğiniz zaman mesela Robotik teleskopları, Program var. Bunları altyapında araştırma geliştirme projeleri. Bu çok büyük bir şey. Siz hani böyle bir şey için öyle bir programa da başvurabilirsiniz. Şimdi bak ben şunu söyleyeyim. 1007 için şöyle siz zaten Kamu kurumları araştırma geliştirme. Evet burada bir şey açıklamak gerekiyor. Biz bir şey üretmeyeceğiz. Bak zaten biz teleskobumuzu üniversitemiz aldı. O yüzden bizim zaten bir projemizde yani. Yazılımla robotik hale getirilecek bir teleskop ve ayağından bahsediyoruz. Sadece 3 tane, ikisi mühendis, biri de astrofizikçi olan, ya fizikçi olan, bu konuda da eğitim bizde kalacak, bizde görev yapacak olan 3 kişiye istihdam sağlamak için içine burs koyduk. Çünkü bizim herhangi bir alet almaya, herhangi bir şekilde parça almaya, herhangi bir şekilde ne bileyim makine tesisat almaya ihtiyacımız yok. Zaten kurulmuş. Biz olan sistemi, hatta bunu yapacağımız o ASA firması da yaparsınız, biz de isteriz dedi o yazılımı. Dolayısıyla hani buna engel olmak apayrı bir şey. Bu aslında geleceğine engel olur. Çünkü teleskobu zaten çalıştırıyorsunuz. Robotik olarak çalışması apayrı bir şey. Robotik çalışmayla kazanılacak bilimsel şey o ayrı. Ama bunu robotik haline getirecek olan gençlerin önünü kesilmiş oluyor. Bunu anlatmak zorunda. Gerekçesine evrensel boyutta özgürlük. Ya ben Binbir projesinde evrensel boyutta özgürlük olan bir projeyi ben hayal edemiyorum. Yani öyle bir şey varsa öyle çıkalım. Ona Nobel verdim. Yanlış olan. Eğer bilimsel amaçlarla ilgili odaklanma çok derin ve öteye dönük falan değilse veya hani o konuda literatüre göndermeli şekilde özgürlük yerine hani altyapı geliştirme ve inovasyon gibi bir şey yapıyorsan mühendislik de varsa hani bunu biraz sadece sen önerim. Hani kamu kurumları gibi veya başka bazı programlar var. Haklısın. Öyle bir şeye zorlamak belki sizin için çok daha kolay ve kısa olur. Belki de doğru dedin şundan dolayı biz kendi camiamıza sunmuş olduk. Çünkü öyle oldu. Kendi camiamıza bir yandan robotik teleskop isterken küçük çaplı bir yandan hayır bunu yapmayın diyen de bir grupla karşılaştık. Çünkü ben yapmak istiyorum. Yok belki de bilmiyorum. Yapsın. Yok zaten. Ama sorun şu. Bakın aynı ayakta 3 tane oldu Türkiye'de. İlk biz aldık sonra Ege aldı sonra Adıyaman. Şimdi bu 3 teleskobun aynı anda robotik olma şansında olur. Bunu görmezden gelen de birileri var demektir. Ben bunu çevirden kanal hatta şöyle şey diyorum. Kendi kendimi anlatamadım. Çekelim belki dediğim gibi ya 1005 ya 1007 ile sunup apayrı disiplinler arası bir alan olan mühendislere sunmak lazım. Belki onlar diyecek evet güzel bir iş siz yapın.
Ama kaybettiğimiz zamanı düşünün, biz 2 yıldır o projeyi veriyoruz, 3. kez reddedildi. İtiraz edeceğiz mi? Evet edeceğiz, gittiği yere kadar. Ama bu kendi camiamızın nelere neden olduğunu da bir göstergesi. Bunu da hani bilerek kayıt altında söylüyoruz ki, yani projeyi geçirdin değil ki, o ayrı bir şey. Ama bazı gerekçe yazarken biraz el vicdana konmalı. 1001 projesinde evrensel özgürlük denen bir kriter, TÜBİTAK da buna cevap vermedi. Ne demek bilmiyor, ben yazdım, bu cevabını istiyorum. Şimdi doldurarak özgürlük konusunda problem olduğu söylenirse sorun yok. Onda sorun yok, tabii canım özgürlüğü de çekersin, bunu yaşadık yani, ya kadarca. Ama projeniz teknolojik açısından özgündür, yenilikten getirecektir değil, altına evrensel özgürlük yoktur demenin bir anlamı yok. Yani binbir daha araştırma problemlerine yönelik ya, belki orada anlaşmamazlıklar olmuş olabilir. Hiç zannetmiyorum. Yani sonunda makale soruyorlar mesela. O teleskobun o şeyinden kendi makale çıkar yazılımından, bir ya da iki tane. Ama robotik olursa bir ya da iki yerine 50 tane makale çıkaran bir teleskoba sahip olacağını görmüyorsa insanlar, senin anlatacak bir şeyin yoksa. Bir şey söyleyeceğim, bu kaplama ünitesi nerede olacak? Teleskobun yanında olacak. Orada olmak zorunda. Orada olmak zorunda. Yani teleskoptan ayna çıkartılıp oraya gidecek, tamam. Yıkanacak ve içeride olacak. Problem ama bakın şimdi bir sürü yeni şeyler, projelerde büyük aynalar alınacak. Herkes aynasını kendi katlamayacak. Yok, tabii buraya gidecek. Onunla ilgili. Ben de onun için söyleyeyim. Söyleyeyim ben hemen size. Daha çıkması biraz... Evet, şimdi şöyle, o konuda 3-4 tane kurumu, ayna kaplama üniti, ayna demeyelim, kaplama ünitesi isteği var. Bunlardan bir tanesi, bir tanesi verebiliriz, bir tanesi TAİ, bir tanesi Savunma Sanayi Müsteşarlığı, bir tanesi UZAR, işte biz keza öyleyiz, başka ben şimdi hatırlamıyorum. DPT bu konuda, yani bakın oradaki DPT'deki uzmanlar bunun farkındalar. Yani dolayısıyla ona verdik, buna da verelim, mantığı yutmuyorlar. Şunu, bir sosyal bilimcinin algılaması çok önemli. Sizin aynanız 4 metre diyor. Götürebilecek misiniz? Hayır. Başka bir şekilde gitmez bu ayna. 3-4 yılları kaplanıp gelmez. Ha o zaman diyor, bir kere büyük kaplama ünitesi sizde olmalı. Bakın yürüttükleri mantığa bakın. Yani sosyal bilimci uzmanlıktan bahsediyorum. Küçük ayna ya da küçük uydu kaplama ünitesi isteyenler var. Mesela TAİ kendisi uçakla ilgili bir şey istemiş. Ona hiç itiraz etmediler. Çünkü bize uygun değil o kaplama ünitesi. Ama Savunma Sanayi Müsteşarlığı'yla uzayın kaplama ünitelerini durdurdu devlet. Bu şey olarak. Bir dakika dedi. 4 metre sen de ayna kaplayacaksan ve aynan da o çapta değilse sen aynanı götürebilirsin 1,5-2 metreye kadar. Hiç sorun değil. Ama o ayna gelmeyeceğine göre yani bunun farkındalar. Dolayısıyla o koordinasyonu DPT gerçekten ciddi anlamda sağlıyor. Yani masa üzerinde bunu gördük. Ne istiyorsun? Yani aşamaları soruyorlar. Bir sonraki aşamanız ne? Alıcı. Bir sonra ne istiyorsunuz? Kaplama. Ondan sonra bitiyor. Ondan sonra rutin güncelleme. İşte bilmem ne update'leri var. Onun üzerine her üniteden böyle merkezlerden sorduktan sonra DPT projesi olan birimleri çağırdılar. Kaplama 3 tane çıkınca bunu sosyal bilimci bir uzman soruyor. Bir dakika dedi, öyle hemen o zaman veremeyiz bu sene. Bekleyeceksiniz. Dağın teleskobu, aynası, her şeyle ayrıntılı belli olacak. Ne tür kaplama türü istediklerini söyleyecekler. Ondan sonra oraya yapılacak bunun dışında bir şeyse size de vermeyecek. Yoksa onlar gelip bize kaplama zorunda. Çünkü tartışıldı yani. Türkiye'de hani 3,5 metrelik bir uzayın kuracağı bir ayna olmayacak. Çok yakın zamanda. Evet. O zaman kurulacak aynalar kabaca işte savunma sanayi ilgili olduğu için 50-60 metre olacağına göre 1 metrelik ayna da bir yaz şartlarında dark teleskobuna çok rahat çıkartılabilir. Maliyet değil, kaplamanın mı? Ötesi mi soruyorsunuz? O bir şey değil. Yani maliyetin yanında soruyorsanız. Hani ne kadar mal olacak? Cihaz 4 metreliğin cihazı. Ama Osman'ın şey yapmış. Yok. Örnek küçük. En son küçük değil mi? Evet. Ne kadar küçük? 50-100 mi? 70. Hakim hocamın şeyi kaçtı. Kaplama yapıyor mu? Bunlar milyon civar. Milyonla ölçülmüş. DPT'nin altını 2 milyon. Bizim kaplama ünitesini bahsediyorsanız 25-30 milyondan aşağı mali olmaz o ünitenin kendisi. Yani çünkü hani böyle bir şeyi kaplayıp değil, yani örnek şöyle veriyorlar, 100 gram uzmanları vardır, ben bunları değilim ama belki de örneği söylüyorum. 100 gram gümüş diye 4 metre çaplı bir yüzeye
daha hızlıca araştırmak. Bu neredeyse nanoteknoloji işte atom atom yerleştirmek demek. O kadar hassas yani. Ben siz çay kahveye geçelim. O arada farkındayız. Yani birinci seferimiz bir saat, ikinci seferimiz iki saat. Üç saat oldu. Ama burada şunu söyleyeyim, lazım bir şeyin farkına vardır. İki saat. Nedeni de biz bakın tekrar söylüyorum. İlk defa resmi katıldık. Öyle düşünmek lazım. Geçen vakaya bile davet edilmeyen ya da reddedilen bir ekibiz. Dolayısıyla bu bir ilk. O yüzden önemli. Bunu da dile getirmek gerekiyor. Bundan sonraki iki vakayı da yalnız. O kadar da olacak herhalde diye düşünüyorum. Sunabilirdik. Ben Türkiye'nin en iyi gözlerimi, Türkiye'nin en iyi gözlerimi davet ettim. Evet. Çok çok önemli. Teşekkür ediyoruz. Bence de. Çok teşekkür ediyorum. Kural teknoloji telefonlarını da alıyorum. Olsun, olsun, olsun. Cepte belki... Bir sorun ediyoruz. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Bizi dinleyen güzel katılımcılarına da teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki etkinliğimiz Şubat oldu. Şubat. Takip edelim. 16 Şubat. 16 Şubat. 16 Şubat.